Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Müzari'a ve Müsaka. Müzari'a ve Müsakat bahsi. Eraziyi başkasına ortağa verse, çıkan mehsulun yarısı sana, yarısı bana, yahut dörtte biri bana, gerisi sana, rübü, sülüs, nısıf neyse, bu müzari'a caiz midir, değil midir? Bu bahsi beyan edecek. Haddesana Ali ibn-i Şeybe ve Fehd ibn-i Süleyman kala, haddesana Ebu Nuaym الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول عبد الله بن عمر اشتم دردي سمعت رافع بن خديج رافع بن خديج اشتم يقول دردي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة Peygamber Efendimiz müzareden nehyiledi. Yani araziyi veriyor, mehsulunun bir kısmı bana, diğeri sana. Bundan nehyiledi diyor. حدثنا أبو بكرة بكر بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول عبد الله بن عمر dediğini işittim. كنا نخابر. Biz araziyi ekenlere verirdik, bir kısmını alırdık. Buna muhabere derler. وَلَا نَرَى بِذَٰلِكَ بَأْسًا. Bunda da beis görmezdik, caiz görürdük. Hatta zâ'ama Râfi'u ibn-i Khadîc, hatta Râfi'u ibn-i Khadîc, Ensar'dan bir zat. Bu zâm etti ki, enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, nehâ anil muhâbereti. Muhâbereden nehyettiğini o söyledi ki, ben Rasûlullah Efendimiz'i eşittim. Böyle mehsulun bir kısmı arazi sahibine olmak üzere yapılan müsaade nehyetti. Bunu eşittiğini söyledi. Feteraknâhâ. Onun rivayet üzerine biz de bunu terk eyledik. Haddesena Nesur bin Merzuk ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Salih kâle haddeseni Yelleys kâle haddeseni Akil an ibn Şehab kâle akbereni Salim ibn Abdillah ibn Ömer enne ebâhu Abdullah ibn Ömer'in oğlu Salim diyor ki benim babam yani Abdullah ibn Ömer babası Abdullah ibn Ömer'i kastediyor. Kân yekiri ardahu yerini kiraya verirdi. Hatta belagahu, hatta ona haber geldi ki, erişti ki enne Rafi ibn Khadij el-Ensari Rafi ibn Khadij kâne yenha an kirayler. Yeri kiraya vermekten nehyiledi. Bu kira parayla verilen kira değil. Mehsulun yarısı yahut üçte biri yahut dörtte biri mukabilinde verilen kira aşağıda geliyor ya, izah ediyor bunu. Felakiyahu Hazreti Abdullah bunu eşitti ki nehy ediyor, ona mülaku oldu. Fekale dedi ki yebne Khadij, ey Khadij'in oğlu, mâzâ tuhaddisun Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî kirâiler, yeri kiraya vermek hakkında sen Rasûlullah Efendimiz'den hadis okuyorsun, nedir bu söylediğin hadis, rivayetiyle dediğin hadis nedir? Fekale dedi ki semi'tu ammi, ben amucemi işittim. Ve kana kad şehida Bedr'en. Rafi bin Khadij de, amucesi de Bedir'de bulunanlardan. Bedri kendisi. Yuhaddisani ehleddar. Ehli dara, yani ensar arasında ikisi de rivayet ederdiler ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an kirailerdi. Yeri kiraya vermeden Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Kale Abdullah, Abdullah ibn Ömer dedi ki kad kuntu a'lemu, ben bilirdim ki ennelerde kânet tükür alâ ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında arazi kiraya verilirdi. Mehsulun yarısı üçte biri, dörtte biri mukabilinde verilirdi. Abdullah ibn Ömer diyor ki ben böyle bilir idim. Fakat Rafi ibn Khadij'den bu hadisi eşidince sümme haşi Abdullah. Abdullah korktu. Korktu ki en yekûne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola ehdese fî zâlike şey'en, bu araziyi kiraya vermekte bir şey sonradan ihdas etmiş olur, bir şey emretmiş olur ki lem yekûn alimehû, onu bilmedi. Dedi ki olur ki ben kiraya verildiğini biliyordum ama ben olmadığım bir zamanda Peygamber Efendimiz nehyetti, bana da erişmedi bu. Rafi ibn-i Khadij yalan söyleyecek değil. O ve amucesi ikisi de bu hadisi eşitmişler. Öyleyse demek ki Resulullah Efendimiz başka bir zaman nehyetti. Ben bunu bilmedim. Fetereke kira el ardi. Abdullah ibn-i Ömer de
kirayı terk etti. Bir araziyi kiraya vermeden vazgeçti. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحق Peygamber Efendimiz muhakaleden nehyledi. İşte bu araziyi verip arazinin bir kısmını parayla vermek değil. O şimdi aşağıda gelecek ya, parayla vermek caiz mi değil mi, o da başka bir mesele. Onda da ihtilaf var da, diyor ki bu araziyi vereyim, sen ek biç dörtte birini bana ver, üçte birini bana ver. Kira mukabili. Nehyetti ki Resulullah Efendimiz'in bu. Rafi ibn-i Hadid'in rivayeti bu. Esas bu rivayet Rafi ibn-i Hadid'den geliyor. Bu amirden, o da Şöbe'den. Şöbe hakemden rivayet ediyor bu hadisi. Şöbe diyor ki, قال Şöbetu fekultu lil hakem. Rafi ibn-i Hadid'den Mücahit, Mücahit'ten hakem rivayet ediyor. Hakeme sordum ki, neha anil hakli, Peygamber Efendimiz hakimden nehyeyledi. Mel hakli, bu hakl nedir? Kale buyurdu ki, en tükrel ardı. Yerin kiralanmasıdır. Hakl bu. Yeri kiraya vermektir. Resulullah Efendimiz bundan nehyeyledi. Ne surette kiraya verilmek? Mutlak burada. Parayla mı? Yoksa mehsulün bir kısmıyla mı? O zikredilmiyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, yurahu ene, ben bunu zannediyorum ki, قال dedi بِسُّلُسِ وَالرُّبُعُ Ravi İbrahim bin Merzuk öyle zannediyorum ki بِسُّلُسِ وَالرُّبُعُ yani اَنْ تُكْرَ الْاَرْضُ بِسُّلُسِ وَالرُّبُعُ üçte birine, mehsulun üçte birisiyle yahut dörtte birisiyle kiraya verilmektir. İşte hakir bu demektir. Resulullah Efendimiz bundan nehyeyledi. Yani İmam-ı Tahavi bu hadiste bir sülüsü ve rübü'i öyle zannediyor galibi zenniyle. Yoksa hakikaten rivayette gelmiş mi, gelmemiş mi, bunu iyice yakinen bilmiyor da zannediyorum bunu da bana söyledi diyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Yahya ibn Hammad kâle haddesena Ebu Avane an Süleyman'a an Mücahidin an Rafi ibn Hadid kâle nehâna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rafi ibn Hadid diyor ki Peygamber Efendimiz bizi nehyeyledi an emrin bir işten. Öyle iş ki kâne lena nafian, bize menfaat veren bir şey idi. Bundan bizi nehyeyledi. O da ne? Yerin kiraya verilmesi. Bundan nehyeyledi. Yerinizi sülüs ile, rübü ile kiraya vermeyiniz. Ve emere nebiyyullah, Allah'ın peygamberi emreyledi bize enfe'alena, daha ziyade menfaatli bir şeyi emreyledi. Ötekinin menfaati var idi mi? Az. Bundan nehyeyledi. Fakat daha menfaatlisini emreyledi. Kale. Resulullah Efendimiz buyurdular ki men kânet lehu ardun. Bir adamın arazisi olursa fel yezra'ha onu eksin. Eksin biçsin. Yani kendisi bizzat meşgul olsun. Ev li yüzri'ha. Yok, kendisi meşgul olmazsa ektirsin. Başkasına versin, o eksin biçsin. Yani kendi yapmıyorsa başkasına versin. Bak bu ne emreyledi. Evet. Bu daha menfaatli oldu. İyi, kendi ekmez, ektirse ekti. Ekmese ne yapacak? Başkasına ektirecek. Para mukabilinde mi? Meccanen mi? Mutlak. Yani o arazisi olmayan bir adama versin, semah etsin, o eksin biçsin. Yahut para mukabilinde onu ektirsin, yani icariye versin. Yoksa mehsulun sülüsi, rübü mukabilinde ektirirse o onda nehyeyledi zaten. O mesele oradan çıktı. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene İsa ibn İbrahim kâle haddesene Abdülvahidi ibn Ziyad kâle haddesene Sa'id ibn Abdurrahman Zebidiyyü kâle semi'tu Mücahiden yekûl. Mücahidi işittim derdi ki haddeseni Esed ibn Ehi Rafi ibn Hadid. Rafi ibn Hadid'in kardeşinin oğlu Esed'i işittim. Kale, kale Rafi ibn Hadid. O da Rafi ibn Hadid'den rivayet eyledi. Fezekere mislehu. Bu hadisi şerifin aynını zikreyledi. Gayri ennehu kal. Yalnız bu şu kadar var ki bu rivayette dedi ki fel yezra'ha. Bize menfaatli olan şey Resulullah Efendimiz emreyledi. Ne dedi? Bir adamın arazisi olursa onu eksin. Fe'in aceze anha. Onu ekmekten aciz olursa فَلْيُزْرِعْهَا اَخَاهُ kendi kardeşini ektirsin. Yani Müslüman bir kardeşine versin, o eksin düşsün. Arazi boş kalmasın.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال أخذت بيدي طاووس. Tavusun elinden tuttum. Mücahit ile tavus bu meselede ihtilaf etmiş. İhtilaf etmişler. Mücahit demiş ki gel meseleyi kökünden, aslından anlayalım. Onun elinden tuttum diyor. Hatta edhaltuhu ala ibni Rafi ibn Hadic. Rafi ibn Hadic'in oğlunun yanına götürdüm. Babasından rivayet eden. Fahaddesehu an ebihi. Babasından bu hadisi rivayet eyledi. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rafi ibn Hadis de Peygamber Efendimiz'den ki ennehu Resulullah Efendimiz neha an kiral ardı. Yeri icareye vermekten nehyledi. İmam-ı Tavus bunu kabul etmiyor. Diyor ki caizdir. İmam Mücahit diyor ki caiz değildir. Tavus'un elinden tutmuş Rafi ibn Hadis'in oğlunu yanına götürmüş. Senin baban Resulullah Efendimiz'den bu hadisi rivayet ediyor diye. Söyle bakalım. O da rivayeti eyledi ki babamdan işittim. Peygamber Efendimiz yeri kiraya vermeden nehyledi. Tavus kabul etti mi? Etmedi. Fe'eba tavus. Tavus iba etti. Kabul etmedi bu rivayeti. Kale ve kale tavus. Tavus dedi ki Semi'tü ibn Abbas Abdullah ibn Abbas'ı ben işittim ennehu la yara bizalike be'sen. Bunda beis görmezdi. Abdullah ibn Abbas fetva verirmiş. Yerin üçte biri, mehsulun üçte biri yahut dörtte biri yahut da yarısı mukabilinde yer icareye verilir derdi. Binaenaleyh Abdullah ibn Abbas madem fetva verirdi, benim mezhebim odur dedi. Mücahid ise Rafi ibn Hadici rivayetini aldı, caiz değildir dedi. Şimdi tabiinden iki alim, ikisi ihtilaf ettiler burada. Haddesena Salih ibn Abdurrahman, kâle haddesena Sa'id ibn Mansur, kâle haddesena Ebu Lahves, en Tariq ibn Abdurrahman, en Sa'id ibn Müseyyeb, en Rafi ibn Hadici. Kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ Peygamber Efendimiz müzabene ve muhakaleden nehyledi. Yukarıda geçmişti ya, müzabene yaş hurmayı, kuru hurmayının yaş üzümü, kuru üzümünden satmak. Ondan nehyledi. Bir de bu muhakale. Muhakale araziyi veriyor. Bunun üçte birini, dörtte birini icarı mukabilinde alıyor. وَقَالَ Ravi dedi ki اِنَّمَا يُزْرَعُ ثَلَاثَ üç şey zer edilir. Yani bu ziraatle meşgul olmak üç yerde caizdir. Racülün lehu erdun. Bir adamın yeri var. Fehve yezre'uha. O adam ekiyor. İşte birisi bu. Kendi arazisini kendisi ekip biçiyor. Bir. Ve racülün meneha ehahu erdun. İkincisi de bir adamın yeri var. Yerisini başka bir arkadaşına bağışladı. Fehve yezre'u ma meneha minha. O vermiş olduğu, müsaade etmiş olduğu araziyi öteki Müslüman kardeş ekip biçiyor. Arazi kendisinin değil ama başka bir mümin ona vermiş ama arazi ek biç. Bu da ekilip biçilir. Ettiği ki وَرَجُلٌ اِكْتَرَى بِذَهَبٍ اَوْ فِدَّ Bir de bir adam altın yahut gümüşle icareye bir yer tuttu. O ne ekip biçiyor? İşte bir de bu olur. Parayla icareye tutmuş olduğu araziyi ekip biçebilir. Bu üç yer. Şu halde bu üçün haricinde olan caiz değil. Üçün haricinde olan hangisi işte? Bizim konuştuğumuz mesele eraziyi veriyor, erazinin mehsurundan alıyor. Üçte bir, dörtte bir, beşte bir ne olursa. İcari mukabilinde onu alıyor, caiz olmayan bu. Haddesena Ebu Ümeyye, kâle haddesena Ebu Nuaym, vel Mualle ibn Mansur, kâle haddesena Ebu Lahves, sümme zekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi diyor ki Ebu Ümeyye de başka bir senetle bu hadisi şerifin aynını bize zikreyledi. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akbereni Cerîr ibn Hâsim, en Ya'le ibn-i Hakîm, en Süleyman ibn-i Yesâr, en Râfi ibn-i Hadîc, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Râfi ibn-i Hadîc dediler ki, men kânet lehu ardun. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir adamın yeri var ise, arazisi. Fel yezrâha, kendisi onu eksin. اَوْ يُزْرِعَهَا اَخَاهُ Yahut da kardeşine versin, onu ektirsin. وَلَا يُكْرِيهَا وَلَا يَكْرِيهَا بِالسُّلُسِ وَلَا بِالرُّبُعِ Üçte bir mukabilinde kiraya vermesin. Dörtte bir mukabilinde kiraya vermesin. وَلَا بِتَعَامٍ مُسَمَّنْ Yahut da tesmiye edilen malum bir taam. Üçte bir, dörtte bir demiyor da
mesela bunu ne ekeceksen, buğday ekeceksen, öyleyse ben 50 teneke buğday ver yahut 10 teneke buğday ver, ek. Yani müeyyen bir taam. Bu da olmaz. Çünkü belki hiçbir şey olmadı o ektiğinde. Onun dediği 50 teneke arpa buğday mesela tesmih etti. Caiz ki bir afet geldi, hepsi gitti. Evet. حدثنا فات قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير بن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا. رافع بن خديج şimdi rivayet buna dayanıyor ya, رافع بن خديج bunu Resulullah Efendimiz'den nehyiledi. O da asıl kıssayı beyan ediyor bu hadisi şerif ki kendisi أنه زرع أرضا, bir yeri ekti رافع بن خديج. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها. Orayı suvarırken, sularken Resulullah Efendimiz geldi. Fes'alehu, Rafi ibn Hadice sordu. Limeniz zer'u, bu zeri', bu ekin kimindir? Ve limenil ardu, yer kimindir? Arazi kimin, eken kim diye sordu. Fekale zer'i bi bidri. Ya Resulullah, ben kendi tohumumla ben bunu ektim. Eken benim, tohum da benim. Ve ameli, çalışan da benim. Evet. Diye şatru, yarısı bana, veli beni filan eşşatru. Filanın oğullarına da nısfi. Arazi, o adamın ismini söylemiyor. Arazi sahibi kimse onun. Binaenaleyh ben bunu ektim. Tohum benden, çalışma benden, mehsulü yarıya böleceğiz. Yarısı benim olacak, yarısı da bu yerin sahibinin olacak dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Erbeyte, sen ribaya girdin. Bu ribadır, dedi. Feruddel arda ala ehliha, bu yeri götür, sahibine ver. Ve huz nefekateke, ne kadar masrafın varsa masrafını al. Yani ekin onun olur. Sen ekme tohumunun kıymetini, kaç gün çalışmış, ne kadar emel etmiş, sen nefekesi o. Çalıştığı yevmiyeleri alacak, o ekin yer sahibinin olacak. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بكير عن الشعبي عن رافع مثله اين حديث شريف امام التهاويه فهد روايه ediyor gene yukarı kendisi de Fehd rivayet eyledi fakat Bükeyr ibn Amir ibn Amdan idi bu da Bükeyr Şabi'den rivayet eyledi حدثنا ابو بكر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني ابو النجاشي Mevla Rafi ibn Hadic. Rafi ibn Hadic'in kölesi Ebu Necaşi bana söyledi diyor. Hikmet ibn Ammar. Kale kultu li Rafi. Rafi'a köle Rafi'a demiş ki İnneli ardan ekriha. Benim bir yerim var kiraya veriyorum. Yani sülüs, rübün, sıflar. Fenehani Rafi'un. Rafi beni nehyeyledi. Yapma dedi. Ve urahu kâle li, zannediyorum bana dedi ki inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha an kirâil erdi. Yeri kiraya vermeden nehyiledi. Kâle buyurdu ki izâ kânet li ahadikum erdun. Sizden birinizin erazisi var ise fel yezra'ha onu eksin biçsin. Ev li yüzri'ha ehâhu yahut da bir Müslüman kardeşine versin o eksin biçsin. فَاِنْ لَمْ يَفْعَالِ yok, bunu da yapmazsa, kimseye vermezse فَلْ يَدَاهَا araziyi terk etsin, öyle boş kalsın. Ya kendi eksin biçsin, ya başka bir Müslümana versin. Yok, onu da yapmazsa onu terk etsin, yani kiraya vermesin. وَلَا يَكْرِيهَا بِشَيْءٍ hiçbir şeyle kiraya vermesin. Hiçbir şeyle olursa bu mutlak olur, yani parayla da kiraya vermesin. Ne sülüs, rübü, nısıf olmadığı gibi parayla da olmaz, mutlak. فَقُلْتُ اَرَيْتَ اِنْ تَرَكْتُهَا فَلَمْ اَزْرَعْهَا وَلَمْ اَكْرِهَا بِشَيْءٍ. Peki sormuş o Ebu Necaşi Efendisi Rafi ibn Hadice ki sen nasıl görürsün اَرَيْتَ اِنْ تَرَكْتُهَا ben onu terk etsem فَلَمْ اَزْرَعْهَا ekmesem وَلَمْ اَكْرِهَا بِشَيْءٍ bir şey mukabilinde kiraya da vermesem فَزَرَعْهَا قَوْمٌ başka bir adam bir kavim gelse orayı ekseler فَوَهَبُوا لِي مِنْ نَبَاتِهَا شَيْءًا onlar geldi, ekti, biçtiler, ondan biten nebattan, mehsuldan bana bir şey hibe ettiler. Ben kiraya vermedim ama onlar hibe ettiler. اَخُذُهُ onların vermiş olduğu o hibeyi alayım mı?
قال رافي بن خديج dedi ki la alma dedi. Verdiği hibeyi alma. Riba oluyor. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال حا وحدثنا محمد بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثني عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل sordum عن المزارعة مزارعة arazisini yarıya üçte bire dörtte bire kiraya vermeden فَقَالَ اَخْبَرَن۪ي ثَابِتُ بْنُ الدَّحَيْ dedi ki bana Sabit ibn-i Dahay haber verdi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz neha anil müzari'a müzari'a'den nehiyledi. Şimdiye kadar gelen rivayetler Rafi ibn-i Hadiş'ten idi. Şimdi başka bir sahabiden daha geldi. O da kim? Sabit ibn-i Dahay da rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz müzari'a'den nehiyledi. حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَسْبَهَانِ قال حدثنا علي بن مهر عن الشيبان قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر بإسناده مثله أين ثابت بن الضحاك تم başka bir senetle daha hadisi şerifi zikreyledi. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشير بن بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله'dan rivayet ediyor عطاء قال كان لرجال منا فضول أراضين bizden bazı adamlarının fazla arazileri vardı. Fudur aradın yani fazla yerleri. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında fekanu yuacirunha ve ni icareye verirdiler. Ala nisfi ve sulusi ve rubu. Mahsulün yarısı mukabilinde, üçte biri, dörtte biri mukabilinde icareye verirdiler. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki men kânet lehu ardu, her kimin yeri var ise fel yezra'ha, kendisi eksin. Ev liyemneh ahahu, yahut da bir kardeşine müsaade etsin, o eksin. Fe'in eba, yok başka bir kimse alıp ekecek kimse olmazsa fel yumsik, imsak etsin. Yani böyle boş bıraksın araziyi. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Asim, en ibn-i Cüreyc, kâle haddesena Ata, en Cabir'in mislehu. Cabir ibn Abdullah'dan gelen bu rivayeti İbn-i Merzuk da İmam-ı Tahaviye rivayeti demiş. Sahabe oldu 3. Rafi ibn-i Hadis 1. Sabit ibn-i Dahhak 2. Cabir ibn Abdullah 3. Bu üçü de aynı hadis-i şerifi rivayet ediyorlar. Haddesena Süleyman ibn-i Şahib kâle haddesena el-Kusayb kâle haddesena Hümam kâle qîle li'ata. Ata'ya dediler ki İmam-ı Ata haddeseke Cabir ibn-i Abdullah, Cabir ibn Abdullah sana rivayet eyledi mi? Ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz'in buyurduğunu. Men kânet lehu ardun fel yezra'ha evli yüzri'ha ahahu ve la yuacirha. Bu hadisi şerifi Cabir sana rivayet eyledi mi? Fekale ata dedi ki naam. Evet, bu hadisi Cabir ibn Abdullah bana rivayet eyledi. Hadisin manası okuduğumuz gibi. Bir adamın yeri olursa kendisi eksin yahut ekemezse başka bir kardeşine müsaade etsin, versin, o eksin. وَلَا يُعَاجِرْهَا وَنِ icareye vermesin. İcareye parayla değil de dediğim gibi nısfi, sülüsi, rübü mukabilinde icareye vermesin. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَى قَالَ حَدَّسَنَا هُمَام قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَتَاءً Süleyman ibn Musa İmam-ı Ata'ya sordu. Ve ene şahidun, ben de şahidim, yani sorduğunda ben de oradaydım. Sümme zekere bi isnadi misleri. Dedi ki sene Cabir ibn Abdullah bu nehi hakkındaki, müzarede nehi hakkındaki hadis rivayet eyledi mi? Ben de şahidim. O da dedi ki evet, rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud, kâle haddesena Hattab ibn Osman el-Fevzi, kâle haddesena Damuratu an ibn Şevzer, an Matar, an Ata, an Cabir ibn Abdullah, kâle. İmam Ata diyor ki Cabir ibn Abdullah dediler ki hatebena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kalktı bir hutbe okudular. Sümme zekere mislehu. Sonra hadisi misli zikretti. Yani hutbesinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki arazisi olan bir adamın kendisi eksin. Yahut da başka bir Müslümana meccanen versin, o eksin. Yoksa icareyi vermesin. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Yahya ibn Mu'in, kâle haddesena Abdullah ibn Uraca,
قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله كان أبي الزبير rivayet ediyor ki ben eşittim سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Cabir ibn Abdullah diyor ki Peygamber Efendimizin dediğini işittim. Men lem yezeril muhaberete. Her kim muhabereyi terk etmezse arazisini yari yahut dörtte bir yahut da üçte bir mukabilinde icareye veriyor. Bunu terk etsin. Her kim bunu terk etmez ise fel yuzim bi harbi min Allahi azze ve cel. O adam Allah ile harpte olduğunu bilsin. Aynen riba gibi. Bu riba olduğunda hani riba hakkında fezenu bi harbin minallahi ve rasuli var ya ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz bunu beyan ediyor ki bu riba olduğundan her kim bu muhabereyi yaparsa terk etsin, terk etmezse Allah ile harpte olduğunu bilsin. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id kâle akberena Yahya ibn Selim el-Taifiyyü an Abdillah ibn Osman ibn Hüseyin fezekere bi isnadihi mislehu ve zâde minallahi ve rasulihi. Bu hadisi şerifi Fehd'le rivayet ediyor fakat men lem yezeril muhaberete fel yudim bi harbin minallahi ve rasulihi var. Yukarıki hadiste minallahi var. Bunda minallahi ve rasulihi. Allah ve rasulüyle haddedirler. Ayet-i kerimede de öyle ya. Fezenu bi harbin minallahi ve rasulihi. İşte Kur'an-ı Kerim'e mutabık. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينبر فمز بيوترر من كان له فضل ماء bir adamın fazla suyu varsa yani arazi sulayan suyu var fazla kendi ihtiyacını gördükten sonra fazla kaldı ev fadlu ardı yahut da yeri fazla ekmiş fazla arazisi var فَلْيَزْرَعَهَا اَوْ يُزْرِعَهَا kendisi onu eksin yahut da ektirsin وَلَا تَبِيعُوهَا onu satmasın su olsun, erazi olsun onu satmasın başkasına yani icarını satmasın suyu da parayla vermesin parayla satarlar ya suyu قَالَ سَلِيمْ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِ الْكِرَى yani maksat kira mı satması فَقَالَ نَمْ evet fakat suyu var suyu hala mesela adamların suyu var saatinden verirler yani sen, o adamın kendisinin suyu yok. Biz bu saatine şu kadar para suyu ver, ben arazimi sulayım. Şimdi ondan da ilk önce Resulullah Efendimiz nehyetmiş. Yerin kirasından nehyettiği gibi suyu da kiradan nehyetmiş. قال Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَسَرِ Ölemadan bir kısmı bu hadisi şerifleri gördü ve buna zahir buldular ve كَرِهُ بِهَا اِجَازَةَ اَرْضٍ yerin kiralanmasını mekruh gördüler. Ne mukabilinde bir cüz'in mimma yahrucu minha. O ya değil, bir cüz'in ba. O yerden çıkan mehsulun bir cüz'i mukabilinde. Üçte bir, dörtte bir, yarıda bir, onda bir ne olursa olsun. Mehsulun bir cüz'ünü söyledi. Onun mukabilinde kiraya vermeye ve mekruh gördüler bu hadis-i şerifler mucibince. Ve hâzî lâsâr fakat câte alâ me'ânim muhtelifâ. Fakat buradaki okuduğumuz bu hadis-i şerifler muhtelif manalara geldi. Hepsinin bir manası değil. Yarın bunları beyan edecek. Burada kalsın. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yarın tefsilatına giriş edecek. Kale Ebu Cafer fezehebe kavmun ila hazihil asar. Ulemadan bir kısmı bu eserlere sahip oldular. Ve kerihu biha bu eserler sebebiyle mekruh gördüler icarete ardin bir yerin icareye verilmesini ne mukabilinde bir cüz'in oba ya değil bir cüz'in mimma yahrucu minha yerden çıkan mehsulun bir cüz'i mukabilinde yarısı üçte bir dörtte biri mukabilinde icareye verilmesini mekruh gördüler bu hadisler sebebiyle ve hadil asar bu eserler de, bu hadisler de fakat caet ala me'anin muhtelife, muhtelif manalar üzerine geldi. Yani bu birinci zümre böyle hükmettiler. Bu eserler sebebiyle yerin mehsulunun yarısı, üçte biri, dörtte biri mukabilinde
icariye verilmesini haram gördüler. Fakat bu rivayet edilen hadislerin manaları muhtelif. Şimdi teker teker bunu izah edecek. فَأَمَّا ثَابِتُ بْنُ الدَّحَاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ashabtan Sabit İbn-i Dahhak'ın rivayetine gelince فَرَوَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ نَهَا عَنِ الْمُزَارَعَةِ Peygamber Efendimiz müzara'dan nehyiledi. Yani araziyi müzara'ya terikiyle mehsul karşılığında icariye vermeden nehyiledi. وَلَمْ يُبَيِّنْ اَيَّ مُزَارَعَ Fakat nehyiledi ki hangi müzara'dır onu beyan eylemedi. Hangi şekilde caiz değildir? Hangi şekilde caizdir? Parayla verilen, icariye verilmiş yahut da sülü sülübün mukabilinde verilmiş. Ne şekilde, hangi müzara bunu beyan etmedi. Resulullah Efendimiz araziyi verip ektirmeyi nehyilemiş. Şekli ne? Şeklini beyan etmedi bu hadisi şerif. فَاِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُزَارَعَةَ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ Eğer bu nehi yerden, araziden çıkan malum bir miktar üzerine icariye verilmiş bunu kastettiyse o cüzde neden مِمَّا تُخْرِجُ الْاَرْضُ Yerin çıkarmış olduğu mahsuldan bir cüzün mukabilinde ki müzareeden nehi ise فَهَذَا işte bu اَلَّذ۪ي bir şeydir ki يَخْتَلِفُ ف۪يهِ bunda ihtilaf eder اَلْمُحْتَجُّونَ بِهَذ۪ي الْاَثَارِ Bu eserlerle ihticac edip de müzareyi haram kılanlar ihticac eder ve muhalifuhum onları muhalefet edip de caiz diyenler de bunlarla istidlal eder. Caiz diyen nerede? Caiz değil diyenlerin de delilleri bu. Müzareden Peygamber Efendimiz nehyiledi. Ama hangi müzare? Yerden çıkan müeyyen bir cüz mukabilinde sülüs yahut da rübü. Bunda her iki tarafta bu hadiste delil getiriyor. Öyleyse bu delil olamaz. Eğer o kasıt buysa فَاِنْكَانَتْ تِلْكَ الْمُزَارَعَ Eğer o müzara'a olursa Peygamber Efendimiz'in nehyilemiş olduğu اَلَّتِ نَهَا عَنْهَا Nehyilemiş olduğu müzara olursa هِيَ الْمُزَارَعَةِ اَلَى السُّلُسِ وَالرُّبْعِ Sülüs yahut da rübü' üzerine ve şeyin gayri zalik yahut da bundan bir şey üzerine olursa Müslüma yahrucu çıkan şey gibi mimma yuzra'u fi mevdi'in minel ardı bi'aynihi bahçesinde müeyyen bir yere ekilen mehsulü istiyor. Sülüs, rübü yahut da diyor ki bahçenin filan yerine ekilen benim olsun, diğeri senin olsun. Yahut da bu şekilde olursa fahaza işte bu mimma yeştemi'ül ferikani cemiyan her iki firkenin de içtima etmiş olduğu, icma etmiş olduğu hükümlerdendir. Ala fesadil müzara'ati aleyh bu şekildeki müzara'nın fesadını her iki taraf ittifak etmiştir. Sülüsü benim, gerisi senin. Rubi benim, gerisi senin. Yahut da bahçenin filan yerindeki ekilen mahsul benim, gerisi senin. Bu her iki tarafta bunun fesadını ittifak ettiler. Ama müzara'yı bir malum bir cüz üzerine yerin çıkarmış olduğu mesela buğday ekiyor, arpa ekiyor. Bundan bana bir cüz ver. Mesela 50 teneke buğday, 50 teneke arpa ver. Gerisini bunu ek biç. Bunda ihtilaf var. Her iki taraf da bunda. O diyor ki bu caizdir. Caiz değildir diyenler işte bu hadisi istidlal ediyor bu kasıtla. Caiz değil diyenler istidlal ettiği gibi caizdir diyenler de gene bu hadisi istidlal ediyor. Demek ki her iki tarafın ittifak etmiş olduğu sülüs, rübü yahut da müeyyen bir yerde ekilen bir şey benim gerisi senin olursa bu bir ittifak haram. Yok bir de var ki araziyi veriyor. Bunu ek biç bana müeyyen bir miktar ver. Bu yerde ne ekiyorsun? Arpa. Arpadan bana 10 teneke ver, 50 teneke ver. Bunda ihtilaf var. Bir kısmı diyor caizdir, bir kısmı diyor değildir. وَلَيْسَ فِي حَد۪يثِ سَابِتْ هَذَا Sabit'in hadisinde olmadı Sabit ibn-i Dahhak'ın. Ney? مَا يَنْفِ نَفْيَدًا شَيْكَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ola. اَرَادَ مَعْنًا مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بِعَيْنِهِ دُونَ الْمَعْنَ الْآخَرِ Bu iki manadan birisini kastetti de ötekini kastetmedi diye buna nefyeden bir şey yok. Bu iki manadan
hangisini kastetti? Efendim bunu kastetti de bunu kastetmedi. Böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz hangisini kastetmiş? Ma'iyye, mutlak. Müzareten nehyiyledi. Ama hangi manayı? İki manası var. İki mananın birisini tayin edemeyiz. Öyleyse bu delil olamaz. Ve emma hadisu Cabir ibn-i Abdillah. Cabir ibn-i Abdullah'ın hadisine gelince fe innehu kâle fîhî. Cabir ibn-i Abdullah hadiste dedi ki kâne li ricâlin minnâ fudûle aradîn. Bizim Ensar kabilesinden Beni Haris'ten idi o. Bunlardan bazılarının fazla arazileri vardı. فَكَانُوا يُعَاتِرُونَهَا وَاَرَزِي ticareye verir idiler. عَلَى النِّصْفِ وَالسُّلُسِ وَالرُّبْعِ yarı yarıya yahut da üçte bir mukabilinde yahut dörtte bir mukabilinde icareye verirdiler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdu ki مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ kimin arazisi varsa فَلْيَزْرَعَهَا kendisi eksirsin. وَلْيَمْنَحَا اَخَاهُ eğer kendisi ekmezse bir Müslüman kardeşine bağışlasın. Fein eba başka bir Müslüman da alıp ekmezse fel yumsik arazisi imsak etsin, tutsun yani öyle boş kalsın. Cabir ibn Abdullah'ın rivayet etmiş olduğu hadis de bu. Fe fi hadel hadis bu hadiste olucudur ki ennehu lem yecüz lehum onlar için caiz olmadı illa en yezre'uha be enfusihim kendileri bizzat eksinler. Bu var. اَوْ يَمْنَحُوهَا مَنْ اَحَبُّ yahut sevdikleri, istedikleri adama versinler. Bir de bu var. Başka yok. وَلَمْ يُبَحْ لَهُمْ onlara mübah kılınmadı فِي هَذَا الْحَدِسِ bu hadiste غَيْرُ ذَلِكَ başkası isterlerse icareye versinler diye yok. Bu hadiste iki şık. Ya kendisi eksin yahut da başka bir Müslümana beleş versin. Daha gerisi yok. Mesele icar meselesinde. İcariye verilirse sülüs, rübünen caiz midir, değil midir? Bunu beyan etmedi bu hadis-i şerif. Fakat yehtemülen yekûne zâliken nehyû. Evet, ihtimali var ki bu nehi yola. Peygamber Efendimiz'in bu müzareden nehyetmiş olduğu kâne alâ en lâ tuâtire bi sülüsin ve lâ bi rübü'in ve lâ bi derâhîme ve lâ bi denânîr ve lâ bi gayri zâlik. İhtimal ki Peygamber Efendimiz nehyetti ki yani bunu hiç icareye vermeyin. Sülüs mukabilinde de, rubun mukabilinde de, dirhem bile de mekruh görürdü. Kira el erdi yeri icareye vermek biz zehbi vel fıtla. İmam-ı Tavus derdi ki parayla araziyi icareye vermek haramdır derdi. Bak İmam-ı Tavus'un mezhebi de böyleymiş. Parayla bir yere arazi icareye verilmez. Fahade tavus, işte imami tavus yekrehu kiral ardı bil zehbi vel fidda. Altın ve gümüş ile yani parayla yiğidin kiraya verilmesini mekruh görürdü. Ve la yara be'esen bi def'iha fakat araziyi vermeyi de beis görmezdi. Bi be'ati ma yahrucu. Yerden çıkan neyse onun bazısıyla müzareyi yahut icareyi vermede beis görmezdi. İmam-ı Tavus'un mezhebi diyor ki üçte bir dörtte bir yarıya yarıya vermek bu caizdir. Bu araziyi ek bir üçte birini bana ver, dörtte birini bana ver, yarısını bana ver bu caizdir. Fakat parayla icareye vermek caiz değildir. İmam-ı Tavus'un mezhebi de buydu diyor. Evet. Ve seyyeci'u bizalik fîmâ bâd inşaallahu teâlâ. Bunun tefsilatı ileride gelecek diyor. Şimdi burada yani bak bu ihtilaf da var. Parayla, yukarıda hadisler okuduk ki sülüsüne rübüne verilmesin, parayla verilsin. Burada da İmam-ı Tavus diyor ki hayır, sülüsüyle rübüyle verilsin, parayla verilmesin. Şimdi bu ihtilafa nazaran hadisi şerifteki nehi, müzareden nehi ile de hangi müzare? Yani mutlaka ya kendin ek, ya birisine müsaade et o eksin, yoksa icareye kat'i surette verme bu mana çıkıyor Hazreti Cabir'in hadisinde. Vakad ise evet. Fahadet evet. Bunu okuduk. Fe in kanen nehyüllezî fi hadisi Cabir radıyallahu anh. Hazreti Cabir'in hadisinde vaku olan müzareden nehy. Olduysa veka alel kirayı aslan bir şey. Hiçbir şeyle kiraya verme. Bu manaya vaku olduysa mimma yahrucu o yerden çıkan şeyden ve bi gayri zalik yakut da parayla ister araziden çıkan mahsul mukabil olsun isterse parayla olsun bu hiç icareye vermeyin. Eğer bu manayı alır isekse bu hadisten. فَهَذَا مَعْنًا bu bir manadır ki يُخَالِفُهُ buna muhalefet eder
الْفَرِقَانِ جَمِيعًا. Her iki firka da buna muhalefet ediyor. Gerek bizim imamlar, gerek bizim imamların karşısında olanlar her iki tarafta diyor ki yok, yok, bu batil. Peygamber Efendimiz müzareden nehiyledi, yani icareye verim manasında değil. İcareye vermek caiz. Caiz ama ne surette caiz? Sen burada dedin ki Cabir'in hadisinden çıkar ki hiç caiz değil, yok dedi. Bu iki firka da bunu kabul etmiyor ki hadisin manası bu değil. İcareye vermek caiz. İcareye vermek caiz ise ne ile? Parayla mı caiz yoksa sülüs rübeyle mi caiz? Bir kısmı dedi ki sülüs ve rübeyle caiz, parayla caiz değil. Bu kimi diyen kim? İmam-ı Tavuz. Bir kısmı da dediler ki hayır, sülüs rübeyle caiz değil fakat parayla caiz. Bunu da bizim imamlar dedi. Şimdi Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisten bu iki mana da çıkıyor. Öyleyse hadis muzdarip oluyor. وَقَدْ يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ النَّهْيُ. İhtimali var ki Cabir ibn Abdullah'ın hadisinde nehi ola وَقَعَ وَأَلِفْ فَزْلَ وَقَعَ لِمَانًا غَيْرِ ذَلِكَ. Öyleyse Resulullah Efendimiz icardan men etmedi de müzareden nehy ediyor. Kat'i surette icareye vermeyin manasını değil de başka bir mana için nehy ediyor. O başka mana nedir? Onu araştıralım diyor. فَنَزَرْنَا. Biz aradık. هَلْ رَوَا اَحَدُنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ شَيْيًا. Hazreti Cabir'den gelen rivayetler arasında o başka bir manayı beyan eden bir rivayet var mı yok mu? Resulullah Efendimiz niçin müzareden nehy ediyor? Nehyettiğinin sebebi ne? Mutlak icareye verilmek değil. Başka bir mana illet var. Onu arayalım. Aradık ki Cabir ibn Abdullah'dan bir şey bulalım ki yedullu alel ma'nen lezî minecdihi kânen nehyi. Nehi ne sebeple oldu? Niçin Peygamber Efendimiz nehyetti? Bunun sebebini bulalım. Buna delalet eden bir şey bulalım. Aradık hadisleri. Feizen Yunus. Baktık ki Yunus kad haddesena. İmam-ı Tehavi diyor ki bana rivayet eyledi. قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن هشام بن سعد عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله efendimiz Cabir ibn Abdullah diyor ki Peygamber Efendimize belagahu, ona yetişti yani haber vasıl oldu ki en ricalen yukurun mazari'ahum, Ensar'dan bazıları arazilerini icareye veriyorlar bi nisfi ma yahrucu minha, arazıdan çıkanın yarısı mukabilinde. İcareye veriyor. Diyor ki bunun icari bunun yarısıdır. Gazen ne mehsul elde edilirse yarısını bana vereceksen. İcar mukabili. Ve bir sülüsi yahut da üçte birisini vereceksen. Ve bil maziyaniti yahut da maziyanet mukabilinde. Maziyanet şimdi kuyudan suyu çıkardı. Büyük bir harp olur. O harpından su gider. Ona maziyanet derler. O merkez, umum, asır. Ondan sonra sağa sola evleklere ufak ufak cedveller ayırırlar. Adam diyor ki işte bu maziyanet, bu asas büyük harkın etrafında ne çıktıysa bu benim. Öteki ufak cedvellerine suladığın o da senin. Yahut da bu şekilde icareye verir. فَقَالَ فِي ذَٰلِكِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, haber verdiler. Peygamber Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ, her kimin arazisi varsa فَلْيَزْرَعَهَا, onu kendisi eksin. فَاِنْ لَمْ يَزْرَعَهَا, kendisi ekmezse فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ, bir kardeşine versin. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ, bu kardeşi de alıp ekmezse فَلْيُمْسِكَهَا, bunu elinde tutsun öyle boş kalsın. Şimdi bak burada bir şey var, izah var. Peygamber Efendimiz'in nehyettiğinin sebebi ne? Sülüs, rübü'yle icar olmaz. Bir de o suyun, ana suyun suladığı yerler benim olsun, diğeri senin olsun, bir de bu var. Ha, bunu da Peygamber Efendimiz nehy dedi. Daha başka bir hadis, bunu izah eden daha başka bir hadis daha aradık. Onu da bulduk. Haddesena Yunus, yine Yunus rivayet eyledi. Kale akhberen ebn-i Vehbin, kale akhbereni Hişam ibn-i Sa'd. Enne, o enneyi Sa'dan gibi yazmış, oradan değil, Hişam ibn-i Sa'd. Enne, o nisilin, o virgül koymuş ya, virgülün yerine enne yazın. Enne, ebi değil, Ebu Zübeyr o da. Enne, Ebu Zübeyr el-Mekki, Ebu Zübeyr el-Mekki haddesehu.
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله يشتم dedi ki كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz zamanında biz alırdık. Nehudulerde yeri alırdık. Biz sülüsü üçte birinin, evir rubi dörtte birinin. Ne mukabilinde? Biz sülüsü evir rubi bilmaziyanati. Maziyanat büyük suyun suladığı yerler. Feneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enzali. Peygamber Efendimiz bundan nehyiledi. Yani adam diyor ki bak bunu vereceksin. Sülüsü benim. Rubi benim. Ya sülüs ya rubi. Dörtte bir. Yahut da asıl büyük harkın suladığı yerler benim. Öteki ufak harkların suladığı da senin. Bu şekilde biz yerleri icar ederdik. Resulullah Efendimiz bundan nehyeyledi. Haddesena Süleyman İbni Şeyb. Üçüncü bir hadis daha getirdi. Süleyman İbni Şeyb İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على أهل النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz zamanında biz araziyi icare alırdık. فَنُصِيبُ كَذَا وَكَذَا Şu şekilde üçte bir, dörtte bir icar bedeli alırdık ondan. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعَهَا Arazisi olan bir adamın kendisi eksin. اَوْلِيَمْ نَحَا اَخَاهُ Yahut da kardeşine versin. وَاِلَّا فَلْيُزْرِعْهَا Yoksa başkasını ektirsin. Ya kendisi eksin, ya başka birisine versin, o eksin. Yoksa kendisi ektirsin. Kendisi nasıl ektirecek? Öyleyse bunlar olmadığı gibi icareye verecek. Yani kendi adam tutarsa kendisi ekip biçiyor, o başka. Kendisi ekip biçmiyor, başka bir Müslüman kardeşine versin, o eksin biçsin. Hayır. Onu da yapmazsa fel yüzreha ektirsin. Ektirsin deyince ha demek ki icareye verecek bu. İcareye verecek de ektirecek. Yoksa adamla tutarsa o kendisi ekiyor. Ha adamı ekmiş o kendisi ekmiş. Fe akhbara Ebu Zübeyr fi hada an Cabirin radıyallahu anh. İşte burada Ebu Zübeyr rivayet edilen bu hadisteki manadan haber verdi. Bil manellezi veka'en nehyü min ecdi. Ne ecilden nehi vakı olduğunu haber veriyor. وَاَنَّهُ اِنَّمَا هُوَ لِشَيْءٍ O nehi bir şey için oldu ki كَانُوا يُصِيبُونَهُ فِي الْاِجَارَةِ İcarede onu alırdılar. فَكَانَ النَّهْيُ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ İşte nehi bundan dolayı. Nehi neden dolayı gelmiş? Adam diyor ki bak maziyanat, arkın suladığı yerler benim. Diğer yerler de senin. Caiz ki o senin o büyük arkın suladığı yerden mahsul oldu. Diğer yerlerde olmadı. Adamın emeği boşa gidecek. Yahut da caiz ki o arkın, büyük arkın yanında hiçbir şey olmaz da ufak arklarınkinde olur. Yani muhasemeye, münakaşaya sebep olur. Onun için bunun münakaşa ve muhasemeye götürdüğünden dolayı Peygamber Efendimiz bunda nehyediyor. Bir bu ihtimal var. وَكَدْ يَحْتَمُنَنْ يَكُونَ مَعْنَا حَدِيثِ سَابِتِ بْنِ الدَّحَاكِ رَضِيَ اللّٰهُ Sabit İbn-i Dehhak'ın hadisini okuduk ya müzarede nehyeledi. Caiz ki o da bunun için oldu. Bu ihtimal var. Aradaki muhaseme ve münakaşayı kesmek için Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Şimdi, üç sahabeden rivayet edilmişti. Sabit İbni Dehhak, Cabir İbni Abdullah bu ikisinin hadisine cevap verdi. Üçüncü hadis kaldı. Rafi İbni Hadic. Ve emmâ hadisu Rafi İbni Hadic radıyallahu anh. Rafi İbni Hadic ne dedi? Resulullah Efendimiz bizi müzareden nehyeyledi. Fakat câ be elfâzi muhtalife izdarebe min ecdeha. Onun da rivayetleri muhtelif geldi. Rivayetlerin birbirine muhalif gelmesi o hadise muzdarip derler. Hadis muzdarip oldu. Bundan bir hüküm çıkmaz. Muzdarip olduğunda muhtelif manaları beyan ettiğinden rivayetler muzdarip oldu. Onun için bunu da hükümden çıkardı. Muzdarip ona hadis muzdarip. Ve emma hadisi Sübni Ömer'e anhu. Bir de Abdullah İbni Ömer'in den rivayet edilen hadise gelince fehve mislu hadise Sabit İbni Dehhak. Sabit İbni Dehhak'ın hadisi gibidir. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anil müzara'a. Peygamber Efendimiz eraziyi müzara'a terikiyle vermekten nehyeyledi. Fehve yehtemilu ma vasafna. Bizim vesfettiğimiz manalara mühtemil olduğunda. Min me'ane hadisi Sabit. Sabit'in hadisindeki manaları beyan ettik ki ala mazikene ve beyanla yukarıda beyan ettik. Niye? Sabit İbni Dehhak'ın hadisinde ya mutlak müzara'dan nehyeyledi
Yani kendiniz ekin yahut da başkasına verin, yoksa icareye vermeyin. Bunu her iki tarafta diyor ki hayır, bu mana değil. İcareye verilmek caiz. İcareye verilecekse ne manasına? Sülüs ile, rübü ile, ne ile? Bunda ihtilaf var diyor. Bunda da her iki tarafında delili ki de aleyhde her iki tarafın delili bu. Caiz ki Abdullah İbni Ömer'in hadisi de böyle olsun. Ve emmâ men revâhu alâ misli mâ revâ Câbirun radıyallahu anh. Câbir İbni Abdullah'ın rivayeti gibi rivayet edenlerin hadislerine gelince feyehtemülü eydâ mâ vesafnâ, bizim vasfettiğimiz manaya muhtemildir. Mimma yehtemülü hadise Câbirun radıyallahu anh. Hazreti Cabir'in hadisinin manaları neyse o da onun gibidir. Yani bu hadislerin hepsi hakikatte manasını anlayamadık, meydana çıkaramadık. Bunların emel olmaz. Çünkü Resulullah Efendimiz'in nehyettiği sülüs ile, rubu ile olduğundan dolayı yahut da parayla icar olduğundan dolayı değil, başka bir mana var hadislerde. Onu getirdi buldu. O da ne? Adam bahçenin bir kısmını kendisine tahsis ediyor. Diyor ki bunlar benim olsun, gerisi de senin olsun. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz nehyeylemiş. Evet. Daha bunu da izah edecek. Sümme nazarına ba'de zalik. Bundan sonra baktık ki hel necidu an rafi'in ma'nen yedullüne ala vercin nehyen zalik li mekâne. Rafi İbni Hadis rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz müzara'da nehyeyledi. Ne için nehyeylemiş? Bunu izah eden bir hadis bulabilir miyiz? Aradık. Onu da bulduk. Feyzen Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Ömer kâle ahberena Hammad ibn-i Seleme enne Yahya ibn-i Sa'idin el-Ensari akberahum en Hanzalat ibn-i Kays-i Zerfi en Rafi ibn-i Khadij kâle. Rafi ibn-i Khadij dedi ki künne Beni Harise, Ensar'dan büyük bir kabiledir. Biz Beni Harise olduk. Eksere ehlil medinete haklen, bahçesi en çok biz idik. Yani Medine'de bahçesi en çok olan Beni Harise kabilesiydi. Ve künnâ nükril erde, yerimizi icareye verirdik, kiraya verirdik. Ne üzerine? Alâ enne mâ sekel mâziyânâtu verrebiyev. Mâziyânâtın, yani suyun çıkarmış da büyük arkların suladığı, bir de rebiya ki onun etrafında, kuyunun etrafındaki olan yerler, bunlar felena, bunlar bizim. Kuyunun etrafı bizim. Büyük arkların suladığı da bizim. Ve mâ sekatil cedâvilü, öteki ufak arkların suladığı da felehu, öteki çalışan adamlar. Biz bu şekilde amel ederdik. Ferbbemâ selime hâde ve helekâde. Bazen olur ki bize olan salim olur, onlara olan helak olur. Ve rabbemâ heleke hâde ve selime hâde. Bazen de olur ki onlarınki salim olur, bizimki helak olur. Yetişmez. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا يَوْمَيْذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِدَّةٌ. O gün bizim indimizde altın, gümüş yoktu. Yani altından, gümüşle kiraya verelim, para alalım, bu da yoktu diyor. Hep bu şekilde verildik. كِ فَنَا عَلَمَ ذَلِكَ. Bunu bilelim, altında, gümüşe, icareye verilmek yokmuş zaten, bilmezlermiş. فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bizim bu şekilde yaptığımızı gittik Resulullah Efendimiz'e haber verdik. En zalike bundan. Dedik ya Resulullah, biz arazimiz çok, veriyoruz. Esas kuyunun etrafı, bir de büyük arkın suladığı bize, ötekileri de çalışan adama bu şekilde veriyoruz. Mehsul ne gelirse alıyoruz. Fenehana Resulullah Efendimiz bundan nehyeyledi ki bu olmaz. Bu ne, niçin olmaz? Birisininki olur, birisininki olmaz. İş muhasemeye düşer. Mal sahibininki olmadı mı? Öteki der ki sen kazandın, benim arazi boşa gitti. Öteki çalışanınki olmadı mı? Der ki ben çalıştım, kazandım, sana çalıştım, bana bir şey olmadı. Derken münakaşa olur. Peygamber Efendimiz bunu nehyeyledi. Haddesena Revhü ibn-i Ferec, kâle haddesena Hammad ibn-i Yahya, kâle haddesena Süfyan, kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Ensari, kâle haddesena Hanzalatü ibn-i Kays-i Zerbi, ennehu semi'a Rafi'a ibn-i Khadij, Khadij. Rafi ibn-i Khadij'i eşitti ki, yakulu derdi, künne ekser ehlin medinet haklı. Arazi bahçe yönünde Medine'nin en çok bahçesi bizim Beni Harise'nin idi. Ve künnâ nekûlu lillezî nukâbiruhu. Ve araziyi verdiğimiz adama derdik ki leke hâdîl gita, bu bahçenin şurası senin. Ve lene hâdîl gita, burası da bizim. Tezdeuhâ lena, bizim için ekersin. Bu da ikinci bir rivayet. Bahçenin bu kısmı diyor ki sana olsun, burayı ek, onun mehsulü sana, bu kısmı da benim olsun. Bu şekilde verirdik. Yer tayin ederdik. Üçte bir, dörtte bir değil de
bahçenin bir kısmını eken adama tahsis etmiş, bir kısmını da kendisine tahsis etmiş. Evet. فَرُبَّمَا اَخْرَجَاتَ هَذِهِ الْقِطْعَ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْءًا. Bazen olur ki, o ikiye ayırdı ya, bir kısmı da mehsul olur, bir kısmında olmaz. وَرُبَّمَا اَخْرَجَاتَ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْءًا. Bazen de eksene olur. Bazen bizim hisse de bir şey olmaz, onun hissesinde olur. Bazen de bizimkinde, onunkinde olmaz, bizimkinde olur. فَنَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ زَالِكَ. Peygamber Efendimiz bundan nehyetti ki, bu münakaşa ve mülkasemeye sebep olur, bunu yapmayın. فَاَمَّا بِالْوَرَقِ وَرِقِ اَمَّا parayla icareye vermek فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ. Bundan bizi nehyeylemedi. Parayla icareye vermekten ondan nehyeylemedi ya. Bu şekilde verirsekse nehyeyledi. Şimdi müzarede nehyeylemiş Peygamber Efendimiz, biz meseleyi tahkik ve tedkik edince ha araziyi icareye vermekten nehi yok ya, şeklinden nehi var. Bazı şekiller var ki mehsurlu, o şekilde Resulullah Efendimiz müsaade etmiyor. Ama parayla müsaade ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibn Minhal kâle haddesene Yezid ibn Züreyh kâle haddesene ibn Ebi Arûbe en Ya'la ibn Hakim en Süleyman ibn Neyes en Süleyman ibn Yesar en Rafi ibn Khadij kâle künnâ nuhâkilu alâ ahdi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz zamanında muhakale yapardık. Vel muhakaletu, muhakale ne demek? En yukriyer racülü ardahu, bir adam yerini kiraya vere bir sülüsi, üçte bir mukabilinde, evir rubi, dörtte bir mukabilinde ev ta'amin müsemmen, yahut tesmiye edilmiş müeyyen bir ta'am mukabilinde. Üçte bir, dörtte bir de demiyor da mesela 20 teneke, 30 teneke, 50 teneke, böyle müeyyen bir şey. Bu şekilde biz kiraya verirdik. Sebeyna ene zate yevmin, bir gün diyor ben oradaydım. İz etani ba'du umumeti, benim amucelerimin bazıları geldiler. Fekale, o gelen adam dedi ki nehana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehyeledi. En emrin kâne lena nafi'an, bize menfaati veren bir şeyden nehyeledi. O da ne? Araziyi kiraya vermekten nehyeledi. Üçte bir, dörtte birine veriyordular ya. Bunun bize menfaati vardı. Fakat Peygamber Efendimiz bundan nehyeledi. Fetaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e itaat etmek enfe'u, daha karlıdır. Bu araziyi biz bu şekilde verirdik, karımız vardı ama Resulullah'ın emrini tutmak daha karlı. Binaenaleyh icareye vermeyelim bundan sonra dediler. Kale, Resulullah Efendimiz buyurmuş ki men kânet lehu ardu, kimin yeri varsa felyemnehha ahahu, onu kardeşine versin, eksin biçsin. وَلَا يُكْرِيهَا بِسُلُسٍ وَلَا بِرُبُوِنْ وَلَا بِتَعَامٍ مُسَمَّنْ. Fakat onu üçte bir, dörtte bir yahut da mayin bir miktarından kiraya vermesin diye diyor. Benim amcazadelerimden bazıları geldi, bu hadisi naklettiler, biz bunun üzerine vazgeçtik. فَبَيَّنَ رَافِ فِي هَذَا الْحَدِيسِ. Rafi bin Khadij bu hadiste beyan eyledi. كَيْفَ كَانُوا يُزَارِعُونَ, ne şekilde müzara ediyorlarmış, bunu beyan eyledi. فَرَجَى مَعْنَا حَد۪يسِ اِلَى مَعْنَا حَد۪يسِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Öyleyse Rafi bin Khadij'in hadisi de Cabir bin Abdullah'ın hadisinin manasına geldi, ona raci oldu. وَسَبَتَ, sabit oldu ki اَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَد۪يسَيْنِ جَمِيعًا, her iki hadiste de müzara eden nehi. اِنَّمَا كَانَ بُعُلْدِ لَاَنَّ كُلَّ فَر۪يقٍ مِنْ اَرْبَابِ الْاَرَد۪ينَ وَالْمُزَارِعِينَ, yer sahiplerinden her bir firka yahut da ekenlerden herhangi birisi kâne yahtassu bi taifetin minel arz, yerden bir taifeye muhtas idi. Yer sahibi diyor ki bahçenin burası bizim, öteki de müzariye. Bu şekilde tahsis ederdiler. Bunun için nehi oldu. Feyekûnü lehu mâ yahrucu minhâ min zer'in, kendisine tahsis etmiş olduğu yerde ki mezruat kendisinin olurdu. İn selime felehu, eğer salim olursa kendisini. Ve yine tebe, helak olursa fealiye zarar doğdu. Oldu ki mal sahibine tahsis edilen yeri geldi dolu vurdu. Kazandı kazandı, geldi dolu vurdu, helak olduysa onun aleyhine. Müzarivana karışmaz. Müzareyin tarafı eli olursa mal sahibi karışmaz. Ve hâze mimma ücmi alâ fesâdihi,
Her iki taraf da bu şekilde müzarenin fesadını icma etti. Bu bir tak caiz değil. Yani ne bizde caiz ne de bizim muhalifimiz olan tarafta caiz. وَهَذَا قَدْ خَرَجَ فَهَذَا işte bu قَدْ خَرَّجَ مَعَنَا حَد۪يسِ رَافِعِ Rafi ibn-i Khadice'nin hadisinin manasını tahric etti. عَلَا أَنَّ النَّهْيَ الْمَسْكُورَ ف۪يهِ onun hadisinde rivayet edilen nehi كَانَ لِلْمَعْنَ الَّذ۪ي وَصَفْنَا bizim vesfettiğimiz mana için oldu. Yani yerin bir kısmını kendisine tahsis ediyor, bir kısmını da müzareye veriyor. Bunun için Resulullah Efendimiz nehyilemiş. لَا لِيْجَارَةِ الْاَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا yoksa yerden çıkan bir cüz mukabilinde icareye veriyor, bu değil. Yerden çıkan bir cüz olursa sürü. Bu hadiste bundan nehi yok. Yerin bir kısmı birisine, bir kısmı ötekine bundan nehi var. وَقَدْ اَنْكَرَ اَخَرُونَ لَا رَافِعَ ulemanın bir kısmı da Rafi bin Hadid'i inkar ettiler. مَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ bu rivayeti inkar ettiler. وَاَخْبَرُوا اَنَّهُ لَمْ يَحْفَزَ وَلَا الْحَدِيثِ Ashabtan bazıları dediler ki Rafi bin Hadid hadisin evvelini hıfzedemedi, öğrenemedi, hadisi yanlış rivayet eyledi. Mesele böyle değil. Bu da var. Peki ashabtan kim? Bunu izahı veren kim? Diyor ki فَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّسَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت den rivayet ediyor ki أنه قال زيد بن ثابت dedi ki غافر الله لرافع بن خديج الله رافع بن خديج مغفرت eylesin أنا والله كنت أعلم بالحديث منه bu hadisi ondan daha iyi biliyorum ya bu rivayet etmiş olduğu hadisi Zeyd bin Sabit diyor ondan daha iyi biliyorum اِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan iki adam geldiler. اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e قَدِقْتَتَلَى dövüşerek, dövüşmüşler, vuruşmuşlar. Birbirlerini öldürme derecesinde vuruşmuşlar. Ondan sonra gelmişler Resulullah Efendimiz'e davayı halletmek için. قَالَ Peygamber Efendimiz dedi ki اِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُونَ sizin işiniz böyle dövüş ise birbirlerinizi vuruyorsunuz, döküyorsunuz. İşiniz bu ise fela tukrul mezara yerinizi kiraya vermeyin ya. O ki dövüşeceksiniz belediye dokudu edeceksiniz. Kaldırın icari. Fela tukrular da yeri icareye verme manası haram manasına değil. Yani niçin muhasemeye gidiyorsunuz? Madem bu kiraya verip de muhaseme ediyorsunuz verme. Bu verme demek geti surette verme manasını değil. Yani madem bu sonu kötü oluyor, terk et bunu. Haramın olduğuna delalet etmez. فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُ الْمَزَارِعَ bu لَا تُكْرُ الْمَزَارِعَ'yı Rafi ibn-i Hadid işitti. Ama hadisin evvelini bilmiyor ki sebebi neydi? İki ensardan iki adamın dövüşmesi oldu. Öyleyse hadisin manası değişti. فَهَذَا زَيْدُ بْنُ سَابِتْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte Zeyd ibn-i Sabit yukbiru haber veriyor ki اَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَا تُكْرُ الْمَزَارِعَ siz yerlerinizi, mezrealerinizi kiraya vermeyiniz. Evet. اَنَّهْيُ الَّذ۪ي قَدْ سَمَاهُ رَافِعَ Rafi ibn-i Hadid'in işitmiş olduğu nehi لَمْ يَكُمْ لَنَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ Peygamber Efendimiz'den haramdır vermeyin manasına değil. Kuvvet üzerine değil. اِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهِيَةِ وَقُعِدْتُوا بَيْنَهُمْ Aranızda dedikodu oluyor, dedikoduyu mucib oluyorsa bunu yapmayın. Haram olduğundan dolayı değil. Dedikoduyu mucib oluyor da bunun için. وَقَدْ رُوْيَعْنِ اِبْنِ اَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ Peki Zeyd ibn-i Sabit'ten bu manaya geldi. لَا تُكُرُوا kiraya vermeyin. Yani haram olduğundan dolayı değil de dediği kudiyi mucib oluyor. Haram değil ama yapmayın bu manaya. Zeyd ibn-i Sabit'ten bu geldi. Başka sahabeden de bu manaya bir rivayet var mı? Diyor Abdullah bin Abbas'tan da var. Haddesena Rabi'ül Mâzbin kâle haddesena Esed kâle haddesena Süfyan ve Hammad ibn-i Seleme ve Hammad ibn-i Zeyd'in en Amr ibn-i Dinar en Tavus kâle kultu lehu ya Eba Abdirrahman İmam-ı Tavus Abdullah ibn Abbas'ı Ebu Abdurrahman künyesi ya. Ya Ebu Abdurrahman, lev terekte'l muhabere bu araziyi icareye vermeyi terk etsen. Abdullah ibn Abbas araziyi icareye verirdi.
muhabere verdiler. Bu muhabereyi terk etsen fe innehum yezumun enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anha. Çünkü rivayetlerde, diğer sahabelerin rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz müzarede nehyeyledi. Sen de bunu yapma dedim diyor. Fekale ehbereni a'lemuhum. Bana dedi ki en ziyade alimi olan bana haber verdi. Yani İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas'ı kastediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yenhe anha, müzarede nehyeylemedi. Velakinnehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdular ki le'en yemneha ahadukum ahahu ardahu, bir adam kendi arasını bir kardeşine bağışlasa hayrun lehu, o adam için daha hayırlıdır. Minen yehuze aleyha haracın me'luma, ondan bir haraç, bir ücret almadan daha hayırlıdır. Sen araziyi parayla verip de ücret alana kadar, kira alana kadar meccanen bağışla, o meccanen eksin düşsün. Bu daha hayırlıdır. Mesele hayırlılık meselesine çıktı, haram kısmına değil. Sen ona icariye verene kadar hiç icare alma, adam eksin düşsün, bu daha iyi. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar, kâle haddesena Süfyan'a Nemrin, fezekere bi isnâdî mislehu. Eyni hadisi şerifi Abdullah ibn Abbas'ın böylece rivayet eyledi. Febeyyene İbn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas beyan eyledi. Enne mâ kâne minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den vâku olan nehi, bu mesele hakkında lem yekun linnehi, nehidir, haramdır, onun için değil. Ve innemâ erâde rifke bihim, Müslümanlara rifki, güzel muamele yapmayı murad etti. Yani böyle sert muamele yapmayın, erazın varsa icar verinceye kadar icarını verme, meccanı ver, eksin düşsün. Bunu öğretiyorsa haram manasına değildir dedi Abdullah ibn Abbas. Bunu öğretti. Ve kad yahtemilu eyza, burada kasım. Allah-u Teala alem ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve kad yahtemilu eyza en yekune kerihe lehum ahzel kharac lima vaka beynel racüleyni fi hadisi Zeyd'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin araziyi verip de haraç, ücret almayı kerih gördü gidiyor. Muhtemel olur ki Peygamber Efendimiz haracı almasını mekruh gördü. Lima bir şey için ki ve kâdeyne racüleyni, Ensardan iki kimse arasında vaku olan muhaseme ve mücadele için. Fi hadisi Zeyd'in, Zeyd ibn Sabit'in hadisinde zikredildi ya. Onun için Resulullah Efendimiz kerih gördü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki le'en yemneha ahadukum ahahu ardahu, bir adam arazisini kardeşine vermesi, yani onun ekilmesini vermesi, araziyi tamam kökünden vermiyor da ekilmesi için vermesi hayrun lehu, onun için daha hayırlıdır. Minen ye'huze aleyha haracen me'lumen, malum bir haraç, bir ücret almasından daha hayırlıdır. لَأَنَّ مَا كَانَ وَكَعَ بَيْنَ زَيْنِ كَرَّجُلَيْنِ مِنَ الشَّرِ, Ensardan olan o iki kimse arasında vaku olan şer, mücadele, mukaseme, اِنَّ مَا كَانَ فِي الْخَرَاجِ الْوَاجِبِ لَاَحَدِهِمَ عَلَى صَاحِبِهِ, Onlardan birisi ötekinden haraç istiyordu, ücret istiyordu, ondan dolayı oldu. فَرَآ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, münasip gördü ki اَنَّ الْمَن۪يحَةَ الَّت۪ي لَا تُوْجِبُ بَيْنَهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكِ, müsaade eder de arazisini öteki eker biçerse minha etmiş olur, bağışlamış olur o icari, bu خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الْمُزَارَةِ, müzareden hayırlıdır, ücretle ona vermeden daha hayırlıdır, ücretle verinceye kadar beleş ver, eksin biçsin. اَلَّت۪ي, öyle müzara, ücretle vermek ki tuğuk evi beynevim istezari, işte bu gibi mücadele ve muhasemeyi araya getiriyor, uygun buluyor. Mücadele olunca nerede var? Onun rivayeti de haddesena Ebu Bekir ve kad ca'a ba'duhum, onun bazısı geldi, bu söylediğimiz meseleler, kelamların bazısı geldi bir hadisi Rafi'a, Rafi ibn Hadic'in hadisinde geldi. Ala lefsi hadisi İbni Abbas hazır. Abdullah İbni Abbas'ın bu hadisinin lefsi üzerine Rafi İbni Hadic'in rivayetlerinde de geldi.
onu da ispat ediyor. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Vehbun, kâle haddesena Şu'bet, men Abdülmelik ibn-i Meysere, kâle semi'atu mücahiden en Rafi ibn-i Hadid. Mücahidi işittim, Rafi ibn-i Hadid'den rivayet ediyordu. Kâle Rafi ibn-i Hadid dediler ki, nehâna Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehyeyledi, en emrin kâne lena nafi'at. Bir emirden nehyeyledi ki o bize menfaat verici idi. Yani arazimizi icareye veriyorduk. Bundan nehyeyledi. Ve emerena bi hayrin minhu. Fakat bize ondan daha hayırlısını emreyledi. Neymiş o hayırlısı? Fekale buyurdular ki men kânet lehu erdun fel yezra'ha. Her kimin arazisi varsa bunu eksin biçsin. Ev yemneha hayrun. Ev yemneha. Yahut da onu milha etsin ki bağışlasın ki bu daha hayırlı. İnsan arazisini parayla verir, para alırsa bu menfaat verici bir şey. Fakat daha hayırlısı hiç para almaz, Allah rızası için verir. Öteki adam Allah rızası için alır, eker, biçer, bu daha hayırlı olur. قَالَ فَسَكَرْدُ فَزَكَرْدُ ذَٰلِكَ لِتَاوُسُ Tavus'a ben bunu zikreyledim, mücahit diyor. فَقَالَ dedi ki, قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ Abdullah bin Abbas buyurdular. İnnemâ kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Yemnehâ ehâhu hayrun lehu. Müslüman bir kardeşine bağışlarsa onun için hayırlıdır. Ev yemnehâ hayrun. Yahut da böyle dedi. Hayrun lehu yahut da hayrun. Bu ibarede ikisi de bir manaya geliyor. Yani kendi ekerse eksin. Ekmese bak Müslüman bir kardeşine versin, o daha hayırlıdır. فَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki en يَكُونَ وَجْهُ هَذَا الْحَد۪يسِ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Bu hadisin veçhi bu terik üzerine olur. فَيَكُونَ قَوْلُهُ Rafi ibn-i Hadid'in kavlu olur. نَهَانَا اَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا Bize menfaat veren bir emirden sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti. Bu sözü olur. Yuridu ma zekere Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh. Zeyd ibn-i Sabit'in zikreylemiş olduğunu kastetti bununla. Ki enne Rafi'an semi'ahu. Rafi onu eşitti. Yani aralarında muhaseme oldu. İki zat geldiler. Resulullah Efendimiz'e şekva ettiler. Ki ben müzareye terikiyle bu arazi aramızda var idi. Para meselesi için mücadele oldu aralarında. Geldi sallallahu aleyhi ve selleme söylediler işte. O da dedi ki bunu yapmayın. Öyleyse müzare işini terk edin madem sizi mücadeleye ve muhasemeye sevk ediyor. Bunu eşitti, bunu söyledi. Ve emerena bir keza. Ondan sonra dedi ki bize daha hayırlısını emretti. Bununla da kastetmiş ola. Ma hakahu bin Abbasin radıyallahu anh ma Abdullah bin Abbasin hikayesini yani kardeşine vermesi daha hayırlıdır. Abdullah bin Abbas'ın rivayet ettiği de bu. Bunu kastetmiş oldu. فَلَمْ يَكُنْ فِي جَمِيعِ مَا سُمِعَ فِي الْحَقِيقَةِ Hakikatte işitilen bu hadisin cemisinde, hepsinde olmadı. نَهْيُنْ لِكِرَائِ الْاَرْضِ Yeri kiraya vermeye nehi yok. Vermeniz daha hayırlıdır başka fakat haramdır başka. Yeri icareye vermek haramdır, katı surette vermeyiniz diye böyle bir emir yok. Biz sülüsi ve rubi'yi üçte bir yahut dörtte bir ile icareye vermek hakkında nehi yoktur. وَقَدْ رُوِيَنْ سَعْدِ بْنِ اَب۪ي وَقَّاسِ وَبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَيْذَا فِي النَّهْيَ عَنْ ذَٰلِكِ Sa'di bin Ebi Vakkas'tan, Abdullah ibn Ömer'den de rivayet edildi. Neden? فِي النَّهْيَ عَنْ ذَٰلِكِ İcareye vermekten nehide. Ki ennehu innemâ kâne li ba'din me'ânil letî teqaddeme zikruna lehâ. Onlardan da rivayet edildi ki müzara yapmayın nehyetti Peygamber Efendimiz. Fakat sebebini beyan ettiler ki icareye sülüsüyle rübüyle vermekten dolayı nehyetmedi. Başka sebepten dolayı nehyetti. Bu hususta onlardan da rivayet var. Haddesena Ahmet ibn-i Davud kâle akberena Yakub ibn-i Hamid ibn-i Kâsib قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص عن سعيد بن المسيب رواية إلى ذلك قال حضرت سعد قيل دولار
كَانَ النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ Nas arazilerini icareye verir idiler. بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِ Safide olan mehsulat mukabilinde. Yani o kuyunun etrafında olan mehsul mukabilinde. وَبِمَا يُسْقَى بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِيرِ Bir de kuyunun etrafında suyla ne su varılırsa onu mal sahibi kendisi alırdı. Bahçenin gerisini de verirdi. Gerisi de sana. Bunları bana ver. Gerisi de sana. Bunun mukabilinde icareye verirdi. Verir idiler. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْزَالِكَ Peygamber Efendimiz bundan nehyeyledi. وَقَالَ buyurdu ki اَكْرُوهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ Böyle olmaz. Fakat siz icareye verirseniz ise gümüşle yahut altın ile yani parayla icareye verin. Yoksa kuyunun etrafının mehsulü bana olsun. Suyuna sulanan yerlerin mehsulü bana olsun. Bu mukabilinde ben icareye verdim. Sen ekmiş böyle olmaz. Verirseniz ise parayla verin dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan bu rivayet oldu. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبُ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَ النَّافِعِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَبَرَ وَرْدِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى بَدَنِي وَذَا بَنِمْ وُجُودُمَا يَسْلَمْمِشْ اِدِي نَافِعَ diyor ki Abdullah ibn Ömer bana yaslanmış idi. Rafi ibn Hadice ona haber verdi ki enne umumetehu onun bazı amuceleri cau ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize geldiler. Sümme recau Resulullah Efendimize uğradıktan sonra gerisin geri gittiler. Fakalu dediler ki inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz neha an kirai mezare mezra'ları icariye vermekten nehyeledi dediler. Rafi ibn Hadice'nin amuceleri bunu rivayet eylemiş. O da amucelerinin sözünü Abdullah ibn Ömer'e haber verdi. Fekale ibn Ömer Abdullah ibn Ömer dedi ki ona قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Rafi ibn Hadice bilirdik ki o Resulullah Efendimiz zamanında arazisini icareye verir idi. Ala enne lehu şu şey mukabilindeki kendisi için ola. Ma fi rabi'is saqi allazi tafajjara minhu al-ma. Suyun çıkmış olduğu yerin etrafındaki mahsul kendisinin ola. Ve taifetin min et-tibni. Bir de samandan bir kısım saman verecek. Bir kısım saman ama bunu la edri met-tibnu ma huwa. Tibin nedir? Neyin samanı? Ne miktar? Bunu bilmiyorum. Yalnız derdik işte bu suyun çıktığı yerin mehsulü bana bir miktarda saman bana ver, icareye verdim sana. Böyle yapardı. Tebeyyene Sa'dun radıyallahu anhu fi hadal hadis. Hazreti Sa'd bu hadiste beyan eyledi. Neyi? Mâ nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin nehyettiğini beyan eyledi. Lime kâne niçin? Niçin nehyetmiş? Onu beyan eyledi. Ve ennehu innemâ kâne Peygamber Efendimiz'in nehi oldu. لَاَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرِتُونَ Çünkü icareye verenler şart koşardılar. مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي O suyu çıkan yerin etrafında ne olursa, hangi mehsul olursa onu alır, onu şart koşardılar. Bu ise diyor وَذَٰلِكَ فَاسِدٌ تُقَوْلِ النَّاسِ شَمْنِعَانِ Ülemanın hepsinin indinde bu ise fasittir. Öyleyse yeri icareye vermekten Peygamber Efendimiz nehyetmiyor, şart bozuk, şartı nehyediyor. وَحَمَلَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّهْيَ Abdullah ibn Ömer de nehyi hamleyledi. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزًا يَكُونَ عَلَى ذَٰلِكَ الْمَعْنَى اَيْلَ Caiz ki bu manadan dolayı Abdullah ibn Ömer de işte rivayet etmiş olduğu Rafi ibn Hadice'nin hadisini buna hamleyledi. Yani Rafi ibn Hadice arazisi vardı, icareye verirdi. O da kuyunun etrafındaki mehsulü alır. O onun mukabilinde icareye verirdi. Abdullah ibn Ömer de dedi ki onun kendi amucelerinden gelen rivayet bunun için. Peygamber Efendimiz bunları icareye vermeyin dediğinin sebebi bu. Şart bozuk olduğundan. Ve zâde hadisü Sa'din elâ gayrihi min hâdî ile hadis. Bu hadislerden Hazreti Sa'din hadisi ziyade oldu başkalarına.
إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والبرق. Diğer rivayetlerde yok, fakat Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın rivayetindeki hadiste var ki icareye verirsinizse altın ve gümüşle icareye verin. Bak, bunda da serahat var. Demek ki parayla icareye vermek mübah. فَقَدْ بَانَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْمُزَارَعَ. Peygamber Efendimiz müzara'dan nehyi zahir oldu. فِي الْآثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ, geçen hadislerde لِمَكَانَ, niçin nehy olmuş? وَمَا الَّذ۪ي نَهَا عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكِ. Resulullah Efendimiz bunlardan hangisini nehyilemiş? Nehyilemiş olduğu şart bozuk olursa ondan nehyilemiş. Bu şekilde müzara olmaz. Şartın bozuk olması da bahçenin müeyyen bir yerinin mehsulünü kendisine tahsis ediyor icar mukabilinde. İşte bu. وَلَمْ يَسْبُتْ ف۪ي شَيْءٍ مِنْهَا. Bu hadislerin hiçbirisinde sabit olmadı. اَنَّهْيُ اَنْ اِجَارَةِ الْاَرْضِ, yeri icareye vermeden nehy, بِبَعْدِ مَا يَخُلْ, ondan çıkan mehsulun bazısı mukabilinde icareye vermekten nehy sabit olmadı. اِذَا كَانَ سُلُسَنْ اَوْ رُبْعَنْ, o çıkan şeyin de üçte biri olur, dörtte biri olur, ev maaş ve hazalik yahut buna benzer müeyyen bir şey ister alır. Bunda nehy yok bu eserlerde, bu hadislerde. وَقَدْ اِحْتَجَّ قَوْمٌ فِي ذَٰلِكَ لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُولَى. O birinci mekale mezhep sahipleri ne dediler? Kat'i surette müzaraya caiz değildir dediler ya. Halbuki onlarda kat'i surette nehy yok. Şart bozuk olursa nehy var. Ama onların aleyhine başka rivayetler var. O rivayetleri getirecek ki icareye vermek caizdir. Hatta sülüsüyle, rubüyle, nısfıyla da verse caizdir. İne ile ihticac ettiler. Bima haddesena Rabi'ul Mâzin. Kale haddesena Şuayb ibn-i Leys. An ebihi an ceddihi an Ca'far ibn-i Rabi'a an ibn-i Hürmüz. An Esed ibn-i Rafi ibn-i Khadij. Semi'ahu yezkuru ennehum müni'u minel muhakale. Rafi ibn-i Khadij'in oğlu Esed'den rivayet eylediler ki o eşitti ki onlar muhakaleden, araziyi icareye vermeden men olundular. Ve hiye muhakalede nedir? En yukriye ardan, yeri kiraya vermektir. Ela ba'di ma fiha, o yerde olan mehsulun bazısını alacak, onun mukabilinde icareye verecek. Bunda men bulundular. Haddesena Revh ibn-ül Ferec, kâle haddesena Hamidun, kâle haddesena Süfyan, kâle semiyetu Amr ibn-i Dinar, yekûlu semiyetu ibn-i Ömer, yekûl. İbn-i Ömer'i eşittim, derdi ki, künnâ nuhabir, biz araziyi icareye verirdik. وَلَا نَرَى بِذَٰلِكَ بَاسًا, bunda beis görmezdik, caiz görürdük. حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ, hatta Rafi ibn-i Khadij zü'metti ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنْهَا. Resulullah Efendimiz bunda nehyeyledi, böyle zü'metti, geldi bize haber verdi. Öyleyse onun üzerine acaba hakikaten Resulullah Efendimiz nehyetti diye فَتَرَكْنَاهَا, biz de terk eyledik. Arazıları icareye vermeden vazgeçtik. Ne için? Min ecli kavlihi Rafi ibn Khadij'in rivayeti üzerine. Haddesena Fahdun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akhberena ibn-i Müslim el-Taifiyyü kâle akhbereni İbrahim ibn-i Meysere kâle akhbereni Amr ibn-i Dinar an Cabir ibn-i Abdillah kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enil muhabereti vel müzabeneti vel muhakkale. Peygamber Efendimiz üç şeyde nehyeyledi. Muhabere, müzabene, muhakale. Neymiş bunlar? Ayrıca izah ediyor. Vel muhabere, muhabere ales sülüsi ve rubu'i ve nısfi min beyadil ard. Yerin ekilecek beyazı ard, yani yerin yüzündeki ağaç mağaç yok. Beyaz, yani sade. Eraziyi veriyor. Ondan çıkacak üçte biri yahut da dörtte biri yahut da yarısını alıyor. Muhabere bu. Bundan nehyeyledi. Ve müzabene, müzabene de bey'ur rutebi fi ru'usin nehli bittemir. Yaş hurmayı ağacında alıyor, kuru hurma veriyor, alıyor. Ve bey'ul inebi fi şeceri bi zebib. Kuru üzüm veriyor, ağacın üzerindeki yaş üzümü alıyor. Bundan da nehyeyledi. Ve muhakale, muhakale de bey'u zer'i qa'imen huve ala usulihi. Başakta, hele çıkmamış yerinde kaim olan
zer'i satıyor, bitta'am ta'am ile. Ta'am ile yani hazır buğdayla, hazır arpa ile o biçilmemiş, mahsul elde edilmemiş olan ekini satıyor. Bunlardan nehy eyledi. Haddesena İbrahim ibn-i Mertuk, kâle haddesena Ebu Davud, an Selim ibn-i Hayyan, an Sa'id ibn-i Mina, an Cabir ibn-i Abdillah, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz neha anil muhakaleti vel müzabeneti vel mukabere. Yukarıda zikreylediğimiz muhakale, müzabene ve mukabereden nehy eyledi. Haddesena Rabi'un Mâzinu, kâle haddesena Sa'id ibn-i Ufeyr, قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ربيع المأزين ده عين بو حديث شريف نهي لدي رواية لدي كي پیغمبر efendimiz 3 şeyden nehy eledi محاكرة مزابرة مخابرة حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا البهدي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن أمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. محاقلة ile müzabene. Muhabereyi burada zikreylemedi. Demek ki muhakale ikisine de şumuli var. Buradaki muhakale hem muhabere manasına hem muhakale manasına. Haddesena Ali ibn Şeybe قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن إسحاق النافع عن ابن عمر عن ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Aynı hadisi şerifi Ali ibn-i Şeybe de rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn-i Mersuk kâle, haddesena Umar ibn-i Yunus sebin-i l-Qasim kâle, haddesena Ebi yani İshâk ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Talha en Anas ibn-i Malik en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi Anas ibn-i Malik'ten de rivayet eyledi. Yukarıda Zeyd ibn-i Sabit'ten, evet, Cabir ibn-i Abdullah'dan, bu da Anas ibn-i Malik'ten. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن حفص الإسبهاني قال حدثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حضرت أبو هريرة رواية لدلال 4 صحابي دن أصابتن 4 ذات وحديث الشريف رواية اليوم قال ديديك فالمحاكلة المحاكلة نذر الشرك في الزرع. Zer'ede ortaklıktır. Ortak oluyor. Diyor ki yarısı bana yahut da dörtte biri bana ekim. İşte bu ortaklık oldu ekimde. Vel müzabene ettemr bittemr ala ruusin nehli. Ağacın üzerindeki hurmayı kuru hurmayla, kokmuş hazır olan hurmayla satın almak. Müzabene de bu. Bunlardan Resulullah Efendimiz nehyledi. Kalu dediler ki fakat nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyeyledi anil muhakaleti muhakaleden. Ve hiye muhakale nedir? Kira'ul ardi bis sulusi ve rubu'i. Yeri üçte bir, mahsurun üçte birine yahut dörtte birine icareye vermek. Ve neha eyze anil muhabereti. Muhabereden de nehyeyledi. Ve hiye muhabere de eyze muhakale gibi kezalik o da böylecedir. Yani üçte bir, dörtte biri mukabilinde yeri icareye vermek. قيل لهم onlar böyle dediler, onlara denilir ki amma ma zekertum an nebiy sallallahu aleyhi ve sellem amma peygamber efendimizden zikrettiğiniz minnehi peygamber efendimizin nehyettiğini minel muhakalet muhak anil muhakale muhakaleden nehyeledi dediniz ve hadisleri getirdiniz fakat sadaktun doğru bu rivayetler doğru peygamber efendimiz muhakaleden nehyeledi ve nahnu nuwafiqukum ala sihhati mecizalik. Bu hadislerin varid olduğuna, sahih olduğuna biz de size muvafakat ediyoruz. Bu dört sahabeden dördünden de rivayet geldi ki araziyi üçte bir, dörtte bir mukabilinde icareye vermekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyeyledi. Ve emmâ tevilukum iyyâhu alâ ennehu'l müzâre'atü bi'sülüsü ve rubû. Fakat siz bunu tevil ediyorsunuz. Araziyi icareye vermekten nehyeyledi muhakkale. Muhakkale'yi de diyorsunuz ki üçte bir yahut da dörtte bir mukabilinde erazi icareye vermektir. Böyle mana vermenize, tevilinize buna razı değiliz. فَهَذَا تَوِيلٌ مِنْكُمْ. Bu sizin tevilinizdir. Siz böyle mana veriyorsunuz. وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen bir deliliniz yoktur. Öyle delil ki يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوِيلَهُ كَمَا تَعَوَّلْتُ.
bu hadislerin manası böyledir diye bir rivayetiniz yok. Siz diyorsunuz ki muhakeleden nehiyledi. Doğru. Dört sahabe de diyor muhakeleden nehiyledi. Bu muhakele ne? Siz diyorsunuz ki muhakele üçte bir, dörtte bir mukabilinde araziyi icareye vermiş. Buna dair rivayet isteriz. Sizin tevilinizi böyle mana vermenizi biz kabul etmeyiz. Resulullah Efendimiz'den neklen bir şey getirin. Bu yok sizin elinizde. وَقَدْ يَحْتَمِلُ عِنْدَنَا مَا زَكَرْتُمْ Böyle mutlak gelince nehi? İki ihtimal var. Birincisi sizin dediğiniz gibi muhakele memnudur. Muhakele nedir? İki manası vardır. İki ihtimal var. Birincisi sizin dediğiniz gibi üçte bir, dörtte bir yahut da yarı mukabilinde icariye vermek yeri. وَيَحْتَمُلَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُخَالِفِكُمْ Bir ihtimal da var ki sizin muhalifiniz olanlar diyorlar onu ki اَنَّهُ بَيْعُ الْحِنْتَةِ كَيْلًا بِحِنْتَةِ هَذَا الْحَقْلِ الَّذ۪ي لَا يُدْرَى مَا كَيْلُهُ İkinci mana da hayır. Muhakele başakta biçilmemiş tarladaki olan mehsulü gidip diyor ki ben sana şu kadar kile buğda vereyim bunu bana sat. Tarla biçilmemiş, mehsul elde edilmemiş, kaç kile geleceği meçhul. Hemen veriyor. Mesela 50 teneke, 100 teneke onu alıyor. Biz de böyle mana veririz. Şimdi iki mana oldu. Sizin dediğiniz gibi mi? Bizim dediğimiz gibi mi? Muhakelenin manası ne? Eğer sizin dediğiniz gibi araziyi verip üçte bir mahsulunu almak. Bizi berkilerin de dediği gibi hayır. Hazır buğdayı veriyor. Orada tarlada biçilmemiş ekini satın alıyor. İki türlü. Eğer sizin dediğiniz gibi ise delil getirin. Bizim dediğimiz gibi ise ondan Resulullah Efendimiz nehyelemiş. فَذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ فَاسِدْ Eğer bu ikinci tevil alırsa, buğdayı, hazır buğdayı verip de başaktakini satın alırsa bu fasittir. Bize göre de size göre de. وَهَذَا أَشْبَهُ بِذَٰلِكَ İşte bu rivayetler buna daha ziyade benziyor. لَاَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُزَابَنَ Buradaki muhakele müzabene ile beraber zikrediliyor. Peygamber Efendimiz ikisini nehyetti. Müzabene neydi? Hurmanın, ağaçtaki hurmayı kuru hurmayından alıyor. Yahut ağaçtaki üzümü kuru üzümünden alıyor. Öyleyse muhakkalede ondan zikredildik. Hazır buğdayı veriyor, başaktaki hurmayı alıyor. Bu manaya gelir. Vel müzabenehiye bey'u temri el mekil Ölçülmüş hurmayı vermek, satmak bima fi ru'usin nehri minet temur. Ağacın üzerindeki olan hurma mukabilinde satmak. Öyleyse muhabereye, muhakeleye böyle mana vermek daha muvafıktır. Fahadel hadis, bu sizin rivayet etmiş olduğunuz bu hadis. يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلَهُ الْفَر۪يقَانُ جَمِيعًا عَلَيْهِ Size delil olduğu gibi sizin muhalifiniz olan zümreye de delil olur. Her iki tarafı da ihtimali var. Sizin dediğiniz manaya da gelmek ihtimali var. Onların dediği manaya da gelmek ihtimali var. وَلَا حُجَّةَ ف۪يهِ لَا حَدِ الْفَر۪يقِينَ İki firganın birisi için hüccet olmadı عَلَى الْفَر۪يقِ الْآخَرِ Ötekine. Hayır bu hadis benim lehime delildir senin aleyhine diyemez ki. İhtimal. İhtimal onun dediği gibi olur. İhtimal berikinin dediği gibi olur. Anladın mı? Hafız Efendi söyle bakalım. İki firka ne dediler? Hadisin manası ne oldu? Baştaki firka diyor ki muhakkale ne manasını? Muhakkale yani yaş hurmayı, kuru hurmayı. Yok. Şey, buğdayı. Yani başağı, başağı. Yok yok. Onlar dediler ki muhakkale araziyi veriyor. Diyor ki üçte biri benim, yani gerisi biri, senin. Dörtte biri, evet. Yalnız. Böyle hadisi böyle. Peygamber evet. Efendimiz muhakkaleden nehyiledi. Mutlak. Evet, mutlak. Ama muhakkale ne? Birinci zümre diyor ki araziyi icareye veriyor, üçte birini alıyor. Dörtte biri bana, gerisi sana. Evet. Böyle tefsir ettiler. Evet, İkinci zümre nasıl tefsir etti? İkinci zümre de dedi ki hayır, muhakkale öyle değil. Evet. Muhakkale yani ölçülmüş bir buğday ile başaktaki buğdayı satın alıyor. Alıyor. Bu manaya daha yakındır. Şimdi iki türlü mana var. Birinci zümre öyle aldı, bu ikinci zümre böyle aldı. İkinci zümre diyor ki bizim verdiğimiz mana daha muvafık. Niçin? Evet. Resulullah Efendimiz müzabene ile muhakeleden nehyiledi. Müzabene nedir? İşte yaş hurmayı, yaş hurmayı bu ölçülü hurmayla satmak. Evet. Öyleyse bu da öyle olması daha muvafıktır. Evet. Hazır ölçülü buğdayla başaktaki buğdayı satın alma. Şimdi bu bak. Mana daha yani bu mana daha muvafık. Öyle olursa
muhakele, sen de diyorsun fasit, ben de diyorum fasit. Evet. Ama bu üçte bir, dörtte biri nereden getirdiniz? Hadiste bu yok. Evet, o yok. Fakat جاءت آثار غير هذه الآثار وأسرlerden başka diğer eserler geldi. فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع. Sülüs mukabilinde, rübü mukabilinde araziyi icariye vermek hakkında başka hadisler var. Yani bunlardan çıkmaz bu. Bu getirdiğin hadislerden çıkmaz da başka hadisler var. فمنها o hadislerdendir. ما حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن الحجاج بن أرطى عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم عن ابن عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz verdi. Khayber'e, Khayber'in arazisini verdi. Bir şatırı yarıya. Khayber'in arazisi Resulullah Efendimiz'e ait idi. Onu Yahudilere yarıya verdi. Sümme ersele ibn-i Revaha fekâsemehum. Abdullah ibn-i Revaha'yı gönderdi ki o da gitti, tahmin etti, takdir etti. Daha kemale geldi, biçilmezden evvel. Onun üzerine bu hurmadan şu kadar gelir, bu tarladan şu kadar gelir. Tahmin etti. Ona göre aldı. Bak Peygamber Efendimiz bile araziyi yarıya vermiş. Bu caiz olduğuna delalet etti. İkinci hadis Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus. Kale haddesena Abdullah ibn Nümeyr. En Ubeydillah ibn Umar. En Nafi' an ibn Umar. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem amele ehle Khayber. Khayber ehline yani Yahudilerle muamele etti. Bişetri ma harece minez zer'i. Mezruattan çıkan şeyin yarısı mukabilinde. Yarısı size, yarısı bana yani ortağa verdi. Evet. Yukarıki hadis Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilmişti. Bu da Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Ebu Bekir el-Hanefiyyü kâle haddesena Abdullah ibn Nafi' an ebihi an ibn Ömer kâle kânetil mezâri'u tükra el-ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında mezra'ler kiraya verilir idi. Ala enne li rabbil ardi ma ala rabi'is saqi min ez-zer'. Şu şekilde ki uyunun etrafındaki mahsulat yer sahibine ve taifetin min ettibin bir de samandan ottan bir kısmı mal sahibine la edri kem huve. Fakat o tibin saman ne kadar onun miktarını bilmiyorum. Bir miktar. Ama ne kadar onu bilmiyorum diyor. Haddesene bunu Ebi Kale Nafiha. Nafi dedi ki Fecae Rafi ibn Khadij ve ene ma'hu. Rafi ibn Khadij geldi ben de beraber idim. Fekale dedi ki inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz e'ta Khaybere Khayberi verdi. Yahuden Yahudilere verdi. Ala ennehum ya'melunha. Şu şart ile ki onlar işleyecekler ve yezreunaha ekecekler bi şatri ma yahrucu min temrin ev zer'in. Çıkan hurmanın yahut da mezruatın yarısı kendilerinin olacak. Bak bu Rafi ibn Khadij Resulullah Efendimiz müzareden nehyetti diye hadisi rivayet eden adam cevazını da rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Khayber'in arasını Yahudilere vermiş ki yarısı size yarısı bize. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عون الزيادي وهو ابن محمد بن عون قال حدثنا إبراهيم بن تهمان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أفالله خيبر جنابها خيبر فيقل رسول الله نتخصص فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان nasıl herkesin arazisi kendi elindeyse Resulullah Efendimiz öyle ikrar etti. Yani arazi onların elinden almadı Yahudileri. Herkesin arazisi kendi elinde kalsın dedi. Ve cealaha beynehu ve beynehu. Yalnız mehsulun, mehsulü kendisiyle onların arasında kıldı. Yukarıda da izah etti ya, yarıya yani. Herkes kendi arazisini yine ekecek, biçecek, yarısını Resulullah Efendimiz'e verecek. Feba'se bne revaha fekharesaha aleyhi. Fakat biçilmezden evvel tahmin için Abdullah ibn-i Revaha'yı gönderdi. O tahmin etti. Abdullah ibn-i Revaha o kadar güzel tahmin ederdi ki ne ziyade ne noksan. Bu hurmada ne kadar sağ hurma çıkar, bu arası da ne kadar bu da çıkar, o kadar güzel tahmin ederdi. Hatta Yahudiler dediler ki biz bir dalavere yapalım, gelen adamı aldatırız. Bir de Abdullah ibn-i Revaha'ya gelince dediler ki bu adamı aldatamayız. Bu adam gayet güzel bir mukammindir. Ne yapalım?
buna rüşvet verelim de dedi. Toplandılar, biraz rüşvet verelim de tahmini az yapsın. Tahmini az yapsın da oradan kazanalım. Rüşveti de teklif ettiler. Abdullah bin Revaha almadı, rüşveti de almadı. Tam tahmin etti. Yani Yahudilerin daima akideleri bozuk. O vakit de bir talavere yapmak istediler. Tefihadi ilasar. حدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن تهمان عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه مستوي أين حديث شريف جابر ذن بشك بسنة ذا ذكر ففي هذه الأسار اشتبوا أسألر دقل جدر دفع النبي صلى الله عليه وسلم كان برف المزم بردقي خيبر رزسني بالنصف يار مقابلنده min temriha ve zer'iha, hurması olsun, ekini olsun, yarıya verdi ki sabit oldu. Bak, Peygamber Efendimiz bile yarıya muamele yapmış. Fakat sebete bizalik, işte bununla sabit oldu. Cevazül müzari'ati vel müsakati. Müzari'nin müsakatın, müzari ekin ortaklığı. Müsakat da suyu verip, suyu, sakiden. Bunun da caiz olduğu. وَلَمْ يُدَادَ ذَلِكِ Bu zıdd olmadı. مَا قَدْ تَقَدَّمَا ذِكْرُنَا لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَافِعٍ وَسَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Bu rivayet ettiğimiz hadis yukarıda Hazreti Cabir, Hazreti Rafi ve Zeyd ibn Sabit, Zeyd ibn Sabit'ten rivayet eylemiş olduğumuz, Zeyd ibn Sabit değil de Sabit ibn Dahhak. Bunlar da rivayet etmiş olduğumuz hadislere muhalif olmadı. Birbirine zıdd olmadılar. فقال لما ne için zıt olmadılar? Lima zekerna min hakaiqha. Bu hadislerin hakikatlerini beyan ettik. O hakikatler zahir olunca hadisler birbirine zıt olmadı. Zahirde görünüşte zıt gibi ama hakikatler beyan edilince, tahkikata girilince birbirlerine zıt değilmiş. Bu anlaşıldı. Fahtacce muhtaccun fi zalik. Bir ihticac eden adam ihticac etti bu meselede. Fekale dedi ki قَدْ عُورِدَتْ هَذِي الْاَثَارُ اَيْذَا Bu eserler de muarize olundu. بِمَا رُوْيَعْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle muarize olundu. Neden? مِنَ النَّهْيَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ Meyveleri satmaktan nehyetti ya, onunla muarize eder, zıt olur bu hadisler. قَبْلَ اَنْ تَكُونَ Meyve yetişmezden evvel satmayınız diye Resulullah Efendimiz emri var, nehyetmişti. Öyleyse senin bu dediğin ona muhalif oldu. Mimma kad vesefna zalike fi babi bey'i sima qablen yebdu ve selahuha. Ta yukarıda meyveler zahir olmazdan evvel onları satmayın diye bir bab vardı. Okumuştuk onu, geçmiştik işte orada. Meyve zahir olmazdan evvel satılmaz. Şimdi bu adam da bak daha hurma hiç çiçek açmadan satıyor. Al bu hurmayı yahut da al bu tarlayı, yarısını bana ver. Onunla bu muareze oldu. Zıt oldu birbirine. Kale, bu itiraz eden adam dedi ki feizanehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyettiği vakitte enel ibtiyai bisimari meyveleri satın almaktan qeble en tekune o zahir olmazdan evvel onu satın almaktan nehyi olduğu vakitte dehele fi zalikel isticari biha onunla icar da ona dahil oldu. Daha meyve zahir olmazdan icariye veriyor. Bunun yarısı bana, yahut da üçte biri bana. Halbuki daha zahir olan bir şey yok. Bu da ona dahil oldu. Niye? قَبْلَا اَنْ تَكُونَ هَلَا Olduğu yok ki. Bu icar da o satışa dahil olur. Peygamber Efendimiz satış zahir olmazdan evvel satışı nehyeyledi ya, icar da ona girer diyor. فَكَمَا كَانَ الْبَيْعُ بِهَا قَوْلَ كَوْنِهَا بَاطِلًا Meyve zahir olmazdan evvel onu satmak, almak batıl olduğu gibi كَانَ الْاِسْتِيْجَارُ بِهَا قَبْلَ كَوْنِهَا اَيْذَا كَزَالِكَ Öyleyse meyve, ekin hasil olmazdan evvel icar mukabilinde onu almak o da batıl olur. Böyle kıyas yaptı. اَلَا تَرَى görmez misin ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ نَهَا Peygamber Efendimiz nehyiledi اَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ senin kendi indinde olmayan, milkinde olmayan bir şeyi satmaktan nehyiledi.
فَكَانَ الْاِسْتِيْجَارُ بِذَٰلِكَ غَيْرَ جَائِزِ İcar da böyledir. Kendi indinde olmayan bir şeyi de icar tutuyorsun. O da caiz olmaz. اِسْكَانَ الْاِبْتِيَعُ بِهِ غَيْرَ جَائِزِ Kendi indinde yanında olmayan bir şeyi almak, satmak caiz olmadığı gibi فَكَذَٰلِكَ Bu icar da böylecedir. لَمَّا كَانَ الْاِبْتِيَعُ بِمَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ جَائِزِ Olmayan bir şeyi de satın almak, satmak bu caiz olmadığı gibi كَانَ الْاِسْتِيْجَارُ بِهِ اَيْدَا غَيْرِ جَائِزِ Olmayan, mevcut olmayan bir şeyle icar tutmak bu da caiz değildir. İkisi birdir. Böyle itiraz ettiği buna cevap verecek. Ne türlü cevap verecek? قِيلَ لَهُ O adama denildi ki اِنَّهُ لَوْ لَمْ يُرْوَ فِي هَذِي الْاَسَرِ Bu hadislerde rivayet edilmeseydi اَلَّتِي ذَكَرْنَا فِي اِجَارَةِ الْمُزَارَعَ Müzara, icar bahsinde bu hadisler zikredilmeseydi neyle icar etmek? Bir sülüsi ve rubu'i sülüs ile rubu ile müzara'nın icare meselesi, icare verilme meselesi zikredilmeseydi لَكَانَ الْاَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ Senin dediğin gibi olurdu. Adam sülüs rubu demiyor da meçhul bir şey diyor. Böyle deseydi o vakitte senin dediğin doğruydu ama hadislerde sülüs rübü diyor. Ne çıkarsa, müeyyen bir şey değil ki, ondan çıkan sülüsün mehsulün üçte birisini, dörtte birisini alacak. Azısa az, çoğusa çok, ne çıkarsa. Kendi yanında olmayan bir şeyle icareye vermek değil ki bu. Velakin, lemma ruyanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ibahatu. Peygamber Efendimiz'den bunun mübah olduğu rivayet edildi. وَعَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanlar da böyle sülüs rübü mukabilinde icareye vermekle amel ettiler. اِحْتَمَلَ O muhtemel oldu ki اَنْ لَا يَكُونَ الْاِسْتِيْجَارِ İcar talep etmek olmadı. بِمَا لَمْ يَكُنْ Olmayan bir şey ile icar etmiş olmadı. İcar olmayan bir şey ile icar olmadı. دَاخِلًا فِي الْاِبْتِيَعِ بِمَا لَمْ يَكُنْ Yanında olmayan bir şeyle satış kısmına dahil olmadı. Olmayan bir şeyi satmak, almak başka, icar başka. İkisi bir değil. وَيَكُونَ مُسْتَسْنَ مِنْ ذَلِكَ İcar alışverişten müstesna olan. İnsan yanında olmayan bir şeyi alamaz, satamaz ama icar bundan müstesnadır. وَاِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الْحَدِيثِ Hadiste beyan edilmedi ise de Resulullah Efendimiz'in mübah kılması, ve Müslümanların böyle amel etmesi icarı müstesna kıldı. Kema ubiha selam. Selam mübah olduğu gibi. Selamde de bir adam parayı veriyor. Neyi alıyor? Hiçbir şey. Öteki adamın elinde bir şey yok. Bey-i selam öyle değil mi? Parayı veriyor. Evsafını beyan ediyor. Filan şeyi iki ay sonra, üç ay sonra senden alacağım diyor. O mübah edildiği gibi. وَلَمْ يُحَرِّمْهُنْ نَهْيُ اَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Kendi indinde olmayan bir şeyi satmak nehyi ona şumur olmadı, ona haram kılmadı. Mesela sen diyorsun ki havada uçan kuşu sana satacağım. Havada uçan kuş senin mi? Yok. Böyle bir alışveriş yapsan havada uçan kuşları satsan caiz olur mu? Olmaz. Niye? Elinde olmayan bir şeyi satıyorsun. Bey-i Selam de böyle adama diyor ki ben parayı vereceğim sen bana şu kadar kile, buğda, arpa yahut da vereceksin. O da elinde değil. Diyor ki ona dahil değil. Bey-i Selam müstesnadır. Yani kıyasa akla vurursan ise onun da caiz olmaması lazım. Fakat Resulullah Efendimiz Selam'ı mübah kılmış. Ve innemâ vaka'en nehyü fî zâlik Bu mesele hakkında nehi vâku oldu. Alâ bey'i mâ leyse indek gayre selam. İndinde olmayan bir şeyi satmak caiz değildir. Resulullah Efendimiz nehyetti fakat Selam'dan gayri. Selam müstesna. Öyleyse bu icar da böyle. İnsan bir şey yanında değilse satamaz fakat icar bunda müstesnadır. Yanında olmayan bir şeyle icar verebilir, tutabilir. فَكَذَٰلِكَ يَحْتَمِلُ Böylece mühtemil olurken يَكُونَ النَّهْيَنْ بَيْعِ السِّمَارِ Meyveleri satmaktan nehi ola قَبْلَنْ تَكُونَ Hasil olmazdan evvel, zahir olmazdan evvel meyveleri satmak hakkındaki nehi Ala masi vel muzari'ati biha vel musaqati aleyha. Muzari ve musaqatın gayrisinedir. Bir meyve zahir olmazsa neve satılmaz, alınmaz. Fakat muzari bundan hariçtir, musaqat bundan hariçtir.
وقد عمل بالمزارعة والمساقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. Resulullah Efendimiz'den sonra müzare ve müsavgat ile ashab-ı ikramdan birçokları amel etti. Burada kalsın. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ve kad amile bil müzari'ati vel müsavgati ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ba'di. Resulullah Efendimiz'den sonra ashab-ı ikram da müzare ve müsavgat ile amel ettiler. Müzare yani araziyi veriyor, onun bir hissesini alıyor. Musaka, ağacı kurma ağaçlarını veriyor, ondan bir hisse alıyor. Okuduğumuz hadis-i şeriflerde caizdir, değildir, uzun uza diye okuduk, ihtilafları beyan eyledi. Peki, Resulullah Efendimiz'den muhtelif rivayetler geldi. Bazılarında caiz değildir, bazılarında caizdir. Onların da tevillerin ne türlü, onu da izah eyledi. Eshab-ı kiram Resulullah Efendimiz'den sonra ne şekilde amel ettiler? Müzare ve müsakat ile amel ettiler mi, etmediler mi? Diyor ki eshab-ı kiramdan bazıları amel ettiler. Onun rivayetini beyan ediyor. Diyor ki haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena İsmail ibn İbrahim ibn el-Muhacir, kâle semi'atu ebi yezkuru an Musa ibn Talha. Musa ibn Talha'dan rivayet ediyor ki kâle akta Osman neferen min eshabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman Resul ashab-ı kiramdan bazılarına yer verdi. İkta yani bir mıntıkadaki bir yerleri verdi. Onlar da kim? Ashab-ı kiram. Abdullah ibn Mesud ona verdi bir. Ve Zübeyre ibn el-Avvam Hazreti Zübeyre verdi iki. Ve Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Malik'e verdi üç. Ve Üsame Hazreti Üsame'ye verdi dört. Bunlara arazi verdi ki bu araziyi ektirin, biçtirin, istifade edin. فَكَانَ جَارِي مِنْهُمْ Musa ibn-i Talha diyor ki benim komşum bu dört eshaptan Sa'd ibn-i Malik ve ibn-i Mesud. Sa'd ibn-i Malik ve ibn-i Mesud benim komşum idiler. Verilen arazi onun arasının yanındaymış. يَدْفَعَانِ Hazreti Sa'd ile Abdullah bin Mesud verdiler اَرْضَهُمَا yerlerini bir sülüsü ve rübü'i sülüs ve rübü'le verdiler. Araziyi başkalarına verdiler ki ekim biçin üçte birini yahut da dörtte birini bana verin. Bak bunlar amel etmişler. Yeri kiraya veriyor, çıkan mahsulun üçte birisi mukabilinde yahut dörtte biri mukabilinde. Amel etmişler. Evet. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id, kâle akberena Şureyk, an İbrahim ibni Mehrican, Mehrican olacak o. Yanlış yazmış. Kâle se'eltü Musa ibn Talha, anil müzara. Musa ibn-i Talha'dan sordum, müzare nedir? Caiz mi, amel ettiler mi? Fekale buyurdu ki, akta Osman'u Hazreti Osman arazi verdi. Abdullah, Abdullah ibn-i Mesud'a ardan bir yer verdi. Ve akta Sa'dan ardan. Sa'd ibn-i Malik'e de bir yer ikta ile verdi. Ve akta Hubaben ardan. Hazreti Hubab'a da verdi bir yer. Ve akta Süheyben ardan. Süheyb-i Rumi'ye de bir yer verdi. Fekila cariye benim komşularımın her ikisi kâne yüzâri'âni yerlerini müzâre terifiyle verirdiler, kiraya verirdiler. Bir sülüsü ve rübü. Üçte bir yahut da dörtte bir mukabilinde kiraya verir idiler. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Umar ad-Darîr kâle akhberena Hammâd ibn-i Selim anna Yahya ibn-i Sa'idin el-Ensâri. أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضرت عمر بعث يعلى بن منية يعلى بن منية كي بو أصل اسمه يعلى بن أمية يعلى بن أمية gönderdi إلى اليمن يمنه gönderdi فأمره أن أمر إلى دي أن يعطيهم الأرض البيضاء git يمن خلقنا araziyi ver. Beyda yani hiçbir şey yok. Ağacı, mezruat yok. Kuru arazi. Beyaz. Beyaz demek kuru arazi. Ne üzerine ver? Alâ ennehu in kânel bekaru vel bizru vel hadidu min Ömer. Eğer sığır, yani çalışan hayvan, tohum, alet, Ömer'den ise yani hükümetten, Ömer'den maksat hükümetten ise, Ömer'i temsil eden Ya'la bin Ümeyye. Ömer'den taraf verirsense, فَلَهُ Ömer için olucudur. اَتْتُلُسَانُ 3'te 2
ve lehum, o çalışanlar için de orucudur. Es-sülüs, üçte bir. Buna Erzurum'da maraba derler. Yeri verir. Sığır ve küzü verir. Tohumu verir. Alet-i edevatı verir. Öteki adamın hiçbir şeysi yok. Yalnız çalışmak. Maraba derler ki üçte ikisini ağa alır. Birisinde çalışan alır ki işte Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle yaptırmış. Eğer adamın hiçbir şeysi yoksa eraziyi verecek hükümet, tohumunu verecek, öküzünü verecek, aletini, edevatını verecek, bu adam da çalışacak. Üçte ikisi hükümetin, birisi de çalışanın. Ve inkânel bekaru vel bizru vel hadidu minhum. Yok, adam hem çalışacak hem de öküzü var, aleti var, tohumu var. Yalnız erazi hükümetten olursa feli Ömer'e şatru ve lehumuş şatru. Yarısı Hazreti Ömer'e, yarısı da onlara. Ona da Erzurum'da ortakçı derler. Adam eraziyi verir. Yalnız Erzurum'da tohum da verir. Eraziyle tohum verir. Gerisi öküz, alet, edevat çalışan o yarı yarıya bölerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu Yemen'de varmış. Yalnız tohum da onların üzerine. Hükümetin yalnız erazisi var. Eraziyi veriyor, yarıya bir alıyor. Ve emerehu onlar Ya'le ibn-i Ümeyye'ye emretti Hazreti Ömer ki en ye'utiyehumun nehle vel kerme. Hurma ağaçlarını, üzüm bağlarını da ver onlara dedi. Ala ennel Ömer'e sülüseyni ve lehumus sülüs. Ağaç, hurma ağacı olsun, üzüm bağı olsun, onlarda çalışma hissesi az olduğundan üçte ikisi hükümetin, üçte birisi de onların, bu şekilde ver dedi. Demek hurma ağaçları hükümetin mali. Üzüm bağı da hükümetin mali. O adama veriyor. O adam çalışacak. Kemal'e geldikten sonra üçte birisini o alacak. Üçte ikisi de ağanın. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Ömer ad-Darir. Kâle ahberene Abdülvahid ibn-i Ziyad. Kâle haddesene el-Haccac ibn-i Arta an Ebi Cafer ibn-i Muhammed ibn-i Ali ennehu kâl. Kâne Ebu Bekir'in s-Siddiq radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yu'til arda ala'l-şatfi. Yeri yarıya verirdi. Yani boş araziyi verirdi birisine, ötekine ekecek, biçecek, yarısını hükümete verecek, yarısını kendisinin olacak. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Ömer kâle ahberena Hammad ibn-i Selme ennel haccâc ahberahum an Usman ibn-i Abdillah ibn-i Mevhab ennehu kâle kâne Hüzeyfet ibn-i Yaman radıyallahu anh. Hazreti Hüzeyfe yükril arda yeri kiraya verirdi ale sülüsi ve rubi. Üçte bir mehsulatın üçte biri mukabilinde yahut da dörtte biri mukabilinde kiraya verirdi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene İbrahim ibn-i Beşşar kâle haddesene Süfyanen Amr ibn-i Dinar en Tavuz enne Muazen. Hazreti Muaz radıyallahu anh kadime ilel Yemen. Yemen'e gitti. Muaz ibn-i Cebel, Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh Yemen'e gitti. Ve hum yuhabirun. Gitti ki onlar muhabere yapıyorlar. Muhabere demek eraziyi veriyorlar kiraya. Üçte bir yahut da dörtte bir mukabilinde kiraya veriyorlar. Yemen'de bunu gördü. Feakarrahum ala zalik. Onları ikrar eyledi. Bundan men eylemedi. Onların o şekildeki muamelelerini caiz gördü. Haddesena Ali ibn-i Şeybe. Kale haddesena Yahya ibn-i Abdirrahman. قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن Hazreti Muaz vaktaki Yemen'e gitti. Kâne yükril arda evil mezari'a. Yeri kiraya verirdi. Yahut da mezri'aleri, ekilecek yerleri kiraya verirdi. Alessülüsi üçte bir mukabilinde, evil rubi yahut da dörtte bir mukabilinde. Demek ki yerine göre, arazisine göre bazı arazi üçte bir, bazı dörtte bir bu şekilde kiraya verirdi. Ve kâle kadimel Yemen. Yine bu rivayette dedi ki Hazreti Muaz Yemen'e geldi. Ve hum yef'alûnehu. Baktı ki bunlar böyle araziyi kiraya veriyorlar. Üçte bir, dörtte bir mukabilinde. Fe'emdâ lehum zâlik. Bu işi onlara yürüttü. Yani dokunmadı. O şekilde onlar muamele ettiler. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباد بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر عبد الله بن عمر dedim ki أتاني رجل bana bir adam geldi له أرض وماء onun yeri var bir de suyu var sulu arazi وليس له بذر ولا بقر onun tohumu yok sığırı da yok
Fakastu ardahu bin nisfi. Ben onun yerini nisf üzerine aldım. Yani adamın arazisi suyu var. Fakat çalışanı yok, sığırı yok, tohumu yok. Ben yarı yarıya aldım. Alan adam çalışacak. Kendi öküzüyle, kendi tohumuyla yarısını arazi sahibine verecek. Fezeratuha bi bidri. Ben kendi tohumumla o araziyi ektim. Ve bakari. Benim sığırımla da çalıştım. Fena saftuhu. Yarısını ona verdim, yarısını da ben aldım. Bu caiz oldu mu, olmadı mı? Abdullah ibn Ömer'e soruyor. Fekal Abdullah ibn Ömer dedi ki, hasen, güzel. Yani şer'en caiz. Caiz olan bir şey yapmıştır. Sümme innehu kad ihtelefet tabi'une min ba'dihim fî zâlih. Şimdi hadisleri okuduk. Hadisler ihtilaf etti. Eshab-ı kiram da ihtilaf etti. Bazıları caizdir dediler, bazıları caiz değildir dediler. Eshab-ı kiramdan bu işi yapanların da isimlerini zikreyledi. Hazreti Ömer yapmış, Hazreti Ebu Bekir yapmış, Hazreti Osman yapmış ve başkaları da yapmışlar. Ondan sonra tabi'in devrinde mesele halloldu mu? O ne şekilde oldu? Mesele ihtilaflı olduğundan dolayı bir de tabi'ine bakacağız. Tabi'in devrindeki ulema ne şekilde hareket etmişler? Tabi'in ihtilaf etti bu meselede. فَحَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمِ بْنُ مَلْزُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا بِسُرُ بْنُ عُمَرِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ حَمَّادٍ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ مِنَ الْمُسَيَّبِ Hammad diyor ki, ben Sa'id ibn-i Müseyyeb, Medine-i Münevvere'nin ulemasından ve tabiyenin afdali, efadilinden, dört kişi hakkında tabiyenin reisidir, efdalidir dediler ya, ihtilaf ettiler. Veysel Karani, Sa'id ibn-i Müseyyeb, Hasan-ı Basri, bir de Sa'id ibn-i Cübeyr. İşte bu dört kişiden birisi Sa'id ibn-i Müseyyeb. Ona sordum diyor. Ve Sa'id ibn-i Cübeyr. İkincisi Sa'id ibn-i Cübeyr. Tabiinin efteli ve alimlerinden. Ona sordum. Ve Salim ibn Abdullah. Abdullah ibn Ömer'in oğlu Salim'e sordum ki o zamanında yedi fukahanın birisiydi. Ve Mücahiden. Bir de Mücahide sordum. Meşhur İmam Mücahid. Bu dördüne sordum. En kirayil ardi bis sülüsi ve rubu'i. Üçte bir mukabilinde, dörtte bir mukabilinde araziyi kiraya vermek caiz midir, değil midir sordum diyor. Fekerihuhu. Bunu caiz görmediler. Caiz değildir dediler. Şimdi bu dört kişi araziyi sülüs yahut da rübü mukabilinde kiraya vermeyi kabul etmemişler. Haramdır demişler. Haddesena Ebu Bekre, kâle ahberena Ebu Davud, kâle haddesena Şöben, hammadin ennehu kâd. سَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَسَالِمًا اَنْ كِرَائِ الْاَرْضِ بِسُّلُسِ وَالرُّبُ Yine ikinci bir senetle Hammad diyor ki, ben Mücahide ve Salim ibn Abdullah'a sordum, yeri sülüs ve yahut rübün mukabilinde kiraya vermek nedir? فَكَرِهَاهُ Bunu hoş görmediler, dediler caiz değildir. Yer üçte bir, dörtte bir mukabilinde kiraya verilmez. Hani onlar yukarıda bir hadisi şerif geldi ya, üçte bir, dörtte bir mukabilinde yeri kiraya vermeyin, bu caiz değildir. Verirsiniz size altın veyahut gümüşle kiraya verin. O hadise istinad ederek bunlar hoşlamadılar. Hoş görmediler bunu. وَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ تَاوُسًا İmam-ı Tavus'a gittim, sordum diyor yine Hammad. فَلَمْ يَرَ بِهِ بَاسًا Ve hiç görmedi, caizdir dedi. Üçte bir, dörtte bire verilir. Şimdi bak, İmam-ı Mücahid'in rivayeti başka. Mücahid ötekileriyle beraber caiz değildir diyor. İmam-ı Tavus caizdir diyor. Çünkü diyor Abdullah ibn Abbas caiz görürdü. قَالَ فَسَكَرْتُ ذَٰلِكِ لِمُجَاهِدِ Tavus caiz gördü ya, bunu gittim Mücahide, İmam Mücahide dedim ki, yahu sen caiz görüyorsun ama İmam-ı Tavus caiz görüyor. Sen buna cevaz vermiyorsun. Fakat İmam-ı Tavus cevaz veriyor. Mücahide gittim, bunu söyledim. وَكَانَ يُشَرِّفُهُ وَيُوَقِّرُهُ Mücahid Tavus'i tevkir ederdi, tazim ederdi. Yani kendisinden daha üstün tutardı. Binaenaleyh, madem sen Tavus'a bu kadar hürmet ve ihtiramın var, Tavus cevaz veriyor, caizdir diyor. Senin için caiz görmüyorsun diye sordum ona. فَقَالَ اِنَّهُ يَزْرَعْ Dedi ki, o veriyor. Ben gene fetva vermiyorum, yani ben fetva vermiyorum ama İmam-ı Tavus cevaz veriyor ve erazisini de bu şekilde veriyor. Kiraya veriyor dedi.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوان عن منصور قال كان إبراهيم يكره كراهالر İbrahim'in nehai yeri kiraya vermeyi hoşlanmazdı. Ne ile? Bir sürüsü ve rubu. Üçte bir, dörtte bir mukabilinde araziyi kiraya vermeyi İbrahim'in nehai tecviz eylemezdi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle akberena Hammad ibn-i Selemen katadete anil Hasan mislehu. Hasan-ı Besri'den de böyle rivayet eyledi. Hasan-ı Besri de buna, bu işe cevaz vermezdi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير مثله سعيد بن جبير ده فتوى ورمزي يقارد ذات ذكره لدي حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء مثله إمام عطاء ده جواز ورمزي أول حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره حسن بسردن رواتي لديك ومكروه görürdü أن يكري الرجل الأرض bir adam yerini kiraya vere min ahihi kendi kardeşine kiraya verene mukabilinde bir sülüsü ve rübü üçte bir yahut dörtte bir mukabilinde kiraya vermeyi kerih görürdü. Kerih görürdü demesi yani tecviz etmezdi. فَأَمَّا وَتُّ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ النَّصَرِ İşte rivayet tarihiyle buraya kadar beyan ettim diyor İmam-ı Tahavi. Hadisler muhtelif. Bir kısmı caizdir, bir kısmı caiz değildir diye hadisler geldi. Ashab-ı kiram devrinde ashab da ihtilafa düştü. Bir kısmı bu işi yaptılar, bir kısmı yapmadılar. Ondan sonra tabi'in devrine geldi, tabi'in devrinde de bir kısmı cevaz verdi, bir kısmı vermedi. Mesele ihtilaflı oldu. Bu nekıl tarihiyle. Ama akıl ve kıyas tarihine bakarsıksa diyor, oraya gelince kıyasa فَاِنَّ ذَٰلِكَ مَا قَدْ قَالَهُ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Bu mesele birinci mekale sahiplerinin dediği gibidir. Kıyasa bakarsanız caiz olmaması lazım. Birinci mekale sahipleri, birinci mezhep sahipleri caiz değildir dediler ya, Rafi bin Hadis radıyallahu anh'ın hadisine istinaden, onların dediği gibi olması lazım. اِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْمُزَارِعَ وَالْمُعَامَلَ وَالْمُسَاقَةِ Müzarea olsun, araziyi versin yahut da ağaçları versin, herhangi bir muamelede caiz olmaz. İlla bidderahimi ve denaniri vel arud. İlla icare verecek misin? Erazi, hurma ağacı, üzüm bağı neyse parayla verirsen, kıyas bunu icap ediyor. Parayla caiz olur. Yoksa üçte bir, dörtte bir bu caiz olmaması lazım. Ve zalik, bunun sebebi de ennellezine kad ecazul müsakate fi zalik. Hurmayı üçte bir, dörtte bir ile ortağa vermeyi teçhiz edenler ze'amû zü'mettiler ki ennehum kad şebbehuha bil müdârebe. Bunu müdârebeye benzettiler. Bu müzârebe olsun, müsakat olsun, müdârebe gibidir dediler. Ve hiyel mal, müdârebe nedir? Bir maldır ki yedfe'uhur racul, bir adam verir, parayı verir. İler racülü başka bir adama alâ en ya'mele bihi, onunla ticaret yapsın. Alen nısfi evi sülüsi evi rübü. Kar yarı yarıya yahut üçte bir yahut dörtte bir aralarındaki pazarlıkları ne şekildeyse. Para birisinden, çalışmak ötekinden. Buna ne derler? Mudarebe. Kazanç da aralarında konuştukları şart üzerine. Ya yarıya ya üçte bir ya dörtte bir. Birisi alacak, öteki de bakiyesini alacak. Öyleyse bu mudarebe caiz. Her iki tarafa göre caiz. Fekullun gadecme ala cevazi zalik. Her iki tarafta Şafiiler de Hanefiler de müdarebenin cevazına kaildirler. Ve kâme zâlik mekâmel isticâr bil mâlil me'lûm. İşte bu müdarebe öğrendik ya, bu hurmayı, ağaçların, hurma ağaçlarını icareye vermek, bu da onun yerine kaim oldu. Niye? Hurma ağaçları resim var işte, sermaye. Hurma ağaçlarını verdi işte, sermaye verdi. Dedi ki o an sermayesi bende, bu da hurma ağaçları, çalışmakta senden. Ondan sonra yarı yarıya yahut üçte bir böleriz bunu. Üçte bir, dörtte bir. Buna benzedi. Tecviz edenler buna benzettiler. Kalu dediler ki fekezalikel müsakatu. Öyleyse adam hurma ağaçlarını yahut da üzüm bağını ortağa vermesi de böyledir. Tekumun nehlul medfuatu mekame râsil mal fil müdârebe. Müdârebe de para veriyordu. Bu da hurma ağaçlarını verdi. Hurma ağaçları sermayenin yerine kaim oldu.
ويكون الحادث عنها من التمر. O hurma ağaçlarından hasil olacak hurmalar da misl-ül hadisi anil mali minel ribhi, müdarebedeki kazanca benzer. Para verdim, müdarebe şeklinde adam kazancı, sermayeyi çıktıktan sonra kazancı ortadan bölüyorlar ya, bu da öyle. Hurma ağaçları mal sahibinin, ondan hasil olan hurmayı bölecekler. Bu buna benzedi. Bu ikinci mezhep sahipleri böyle dediler. Yani Hanefiler demesi bu. Kıyasa gelince Şafiilerinki kıyasa doğru geliyor. Onların dediği gibi olması lazım. Hanefilerin dediği mahsurlu oluyor. Diyor ki Hanefiler tecviz ettiler. Bu müsakat olsun, müzare olsun, bunu müdarebeye benzettiler. Fakat bunu diyor ki fekânet hüccetuna aleyhim fî zâlik. Bu Hanefilerin aleyhine bizim hüccetimiz, yani kıyası tutanlar diyor. Hüccetimiz nedir? Ennel müdârebete innemâ yisbütü fîhâ ribhû. Müdârebede ribih sabit olur, kazanç ba'de selâmeti re'esil mâl. Baş paranın selametinden sonra. Yani böyle baş para çıkar da fazla kalmışsa kazanç onu bölerler. Ve vusûluhu ilâ yedi rabbil mâl. Müdârebede baş para çıkacak, mal sahibi o parayı eline alacak, kazancı bölecekler. وَلَمْ يُرَ الْمُزَارَعَةُ وَلَا الْمُسَاقَاتُ فُعِلَ ذَٰلِكَ فِيهِمَا. Fakat müzareatte, müsakatte bu yok ki. Adam reis-i mali çıkacak da ondan sonra gerisini bölecekler. Onun için müdarebeye benzemez bu. Adam hurma ağaçlarını verdi. Hurma ağaçları baş paranın yerine diyor kendisinin. Ondan sonra kazancı geriden gerisi bölecekler. Diyor ki hurma ağacı şey para gibi değil ki, müdarebeye benzemez bu. Şimdi ona misal da veriyor. Diyor ki hurma ağaçında meyveler aldılar. Daha teksim etmezden hurma ağaçları yandı. O hasil olan hurma kimindir? İkisinin ortaktır. Müdarebe gibi olsa, yani hurma ağaçlarının parasını böyle hesap edip çıkaracaksın da ondan sonra fazlasını böleceksin. Bak ona benzemedi. Çünkü müdarebede baş parayı çıkmadan kazanç bölünmez. Öyleyse bu müdarebe, müzareye, müsakata benzemedi. Ela tera, görmez misin ki ennel müsakate müsakat fi kavli men yücizuha, onu tecviz edenlerin kavlinde lev esmeretin nehlu, nehlu, hurmalar meyve verse fecerre anhe semer, meyveyi ondan alsa sümme ihtarakatin nehlu, sonra hurma ağaçları yansa ve selimet semeru, fakat meyve salim olsa, ağaçlar yandı, meyve kaldı. Kâne zâlike semer, o meyve olur beyni rabbin nehli vel müsakit, hurma ağaçlarının sahibiyle o çalışan adamın arasında o meyve olur, ortak bölerler. Alâmeş tarata fiyâ. Nasıl şart koşmuşlarsa, yarıya mı, üçte bir mi, dörtte bir mi, o şartları mucebince bölerler. وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَٰلِكِ. Bu meyveyi, hurmayı bölmekten mani olmadı. اَدَمُ النَّخْلِ الْمَدْفُعَ. Verilen hurma ağaçlarının yok. اَلْتِ الْمُدَارَبَةِ مِنَرْبِ. Müdarebede ise baş parayı ayırdılar. Daha sahibinin eline değdiği yok. Kârı da ayırdılar. Birdenbire bir afet geldi. Baş para mehvoldu gitti. Ama kâr duruyor. O kârı bölebilirler mi? Bölemezler. Niçin? Baş para sahibinin eline vasıl olmadı. Öyleyse o kârdan o baş parayı tamam edecekler. Baş para mal sahibinin eline gidecek de ondan sonra kâr kalırsa bölecekler. Müdarebe öteki müsakattan ayrıldı burada. Halbuki orada hurma ağaçları yandı, adamın baş parası gitti ama kârı gene biliyorlar. Müdarebede ise baş parayı mehvolursa bölemezler. En evvela baş parayı tamam edecekler. Ve kânetil müsakatü vel müzâre'atü izâ uqîdete. Müsakat olsun, müzâre olsun, akd olundu mi? Lâ ilâ vaktim me'lûl. Müddetsiz. Dediler ki biz müzare yapalım, araziyi verelim. Ekmiş yarı yarıya. Yahut da ağaçları al yarı yarıya. Besle mehsulunu al. Fakat müddet yok. Böyle deseler. Kâneta fâsideteyni. Bu akit fasit olur. Kaç sene böyle yapacak? Müddet beyan edecek. Araziyi veriyorsun, ekecek, içecek ama müddet beyan etmediğin gibi bu akit fasit olur. وَلَا تَجُوزَانِ اِلَّا اِلَى وَقْتٍ مَعْلُمٍ. Müzare olsun, müsakat olsun, caiz olmaz, illa vakti malum olacak. Ben bu araziyi sana veriyorum, bir senelik, yahut iki senelik, yahut üç senelik neyse,
onu beyan edecek ki caiz olsun ama sene beyan etmese caiz olmaz. Ve kânetil müdârebe tecûz la ilâ vaktin me'lûm. Halbuki müdârebe öyle değil. Adam diyor ki ben parayı vereyim, sen çalış, kazanç yar yarıya yahut ikili birli. Bunun müddeti yok. Kaç sene çalışırsa çalışsın. Şart koşmadılar. Bir sene, iki sene, üç sene. Bir müddet tayin etmediler. Bu caiz olur. Fasit olmaz. Ve kânel müdâribu lehu en yemtenia bâde akhzihil mâli müdârebeten. Müdârebe usulüyle mali aldıktan sonra alan adama caizdir. İmtina ile minel ameli bizalik. Ben amel etmiyorum. Ya parayı verdin, öteki adam da aldı, razı oldu. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra geldi ki ben yapmıyorum. Ya akit yaptı. Ben hürrüm, olsun akit. Bu adamın hürriyeti var. İstediği zaman amelden imtina edebilir. Meta habbe, ne vakit arzu ederse işi bozar. Ve la yücber ve ala zalik. Parayı veren adam icbar edemez. İlle ben parayı verdim, çalışacaksın diyemez. وَقَدْ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ اِذَا Mal sahibi için de oldu. اَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ يَدِهِ مَتَا حَبَّ Ne vakit arzu ederse parayı alır. Müdarebe terkiyle vermiş mesela 50 bin, 100 bin riyal ki çalış. Ne vakit arzu ederse ben müdarebeyi istemiyorum, boz. Şimdiye kadar ne kazanmışsak getir benim paramı ver, kârıyla bölelim diyebilir. İstediği zaman. شَاءَ ذَٰلِكَ الْمُدَارِبُ اَوْ اَبَى O çalışan adam isterse muvafakat etsin, ister etmesin. Mal sahibi parayı istediği vakitte hayır ben vermiyorum, ben çalıştıracağım diyemez. Yani şimdi bak, müzare ve müsakatta akit yaptı mı, müddet belli olacak bir. Bir de her iki taraf da bozamayacak. O müddet bitinceye kadar bozamayacaklar. Mutarebe de öyle değil. Müddet beyan etmeye lüzum yok. Her iki taraf da istediği zaman da bozabilir. Öyleyse müzare ve musakat müdarebeye benzemedi. Yani bunlar Hanefilerin aleyhine oluyor. Çünkü müdarebeye benzeden müzareyi Hanefiler idi. Hanefilerin aleyhine getirdi ki benzemiyor dedi. وَلَيْسَتِ الْمُسَاقَاتُ وَلَا الْمُزَارَعَةُ كَذَلِكَ Musakat, müzare böyle olmadı, müdarebe gibi olmadı. لَأَنَّا رَئِينَ الْمُسَاقِيَ Biz amel eden adamı, ağaçları yahut da araziyi alan adamı gördük. اِذَا اَبَلْ عَمَلَ Amel etmekten iba ederse بَعْدَ بِقُوِ عَقْدِ الْمُسَاقَاتِ Musakat akdi yapıldıktan sonra ben yapmıyorum derse mücbiri ala zalik icbar edilir. Yok, biz akit yapmışız, ben ağaçları vermişim, akit tamamdır, mecbur yapacaksın. Ben yapmıyorum diyemez. وَاِنْ اَرَادَ رَبُّ النَّخْلِ اَخْذَهَا مِنْهُ Kurmaları veren adam da ben verdim ama ben vazgeçtim, kurma ağaçlarını vermiyorum, ben bu akdi bozacağım dese, o da yapamaz. Ve nakden müsakati, müsakati bozacağım dese, lem yekün zâlike lehû, ona da o hak yok. Madem akit yapılmış, o akit bitinceye kadar kurmaları yahut eraziyi o adamdan alamaz. Hatta tenkadiyel müddetülleti kette'âgede aleyhâ. O kestikleri müddet, akitte zikrettikleri müddet doluncaya kadar iki tarafın hiçbirisi vazgeçemez. Ne mal sahibi vazgeçebilir, ne amel yapan vazgeçebilir. Halbuki müdarebede her iki tarafın birisi istediği zaman bozabilirdi. Birbirine benzemedi. فَكَانَ اَقْدُ الْمُدَارَبَةِ اَقْدًا Müdarebenin akdi bir, müdarebenin akdi bir akit oldu ki la yucibu izzame vahidin min rabbil mal ve la minel mutarib. Ne mal sahibini icbar izam ediyor, ne amel yapanı icbar izam ediyor. Onları mucib olmuyor. Ve innema ya'melul mudaribu bizalikel mal. O parayı alan adam onunla amel eder. Ma kâne huve ve rabbul mal müttefikine alâ zâlik. Kendisiyle mal sahibinin ittifakı ettiği müddetçe amel edebilir. Bozuluncaya kadar devam edebilir. İki taraftan hangisi vazgeçerse bozulur. Ama müzare-i musakat da öyle değil. Kesmiş oldukları bir müddet var. O müddet zarfında hiçbirisi bozamaz. Ve kânetil müsâkâtu yücberu alel vefâi. Halbuki müsâkatta o ağaçları alan adam icbar edilir. عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا يُوْجِبُهُ عَقْدُهَا Onun akdi neyse onu yerine getirmeye icbar edilir. Evet. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَبِّ النَّخْلِ وَمِنَ الْمُسَاقِ İsterse ağaçların sahibi olsun, isterse ağaçları alıp da çalışıp
onların meyvesini meydana getirecek adam olsun. Bunların ikisi bu ak ve müddetin hitamına kadar icbar edilir. Ve eşbehetil mudarebetu mudarebe benzedi eşşerikete fîmâ zekârnâ. Bizim bu zikrettiklerimizde şirkete benzedi mudarebe. İki adam ortak olur da bir şeyde çalışır ya, ikisi de para kur, çalışırlar, şirket yaparlar. Mudarebe buna benzedi. Yalnız adamın birisi para veriyor, birisi de çalışıyor. İkisi de çalışmıyor. Şirkette ikisi de çalışacak. İkisi de para koyup ikisi de çalışacak. Mudarebe de birisinin parası çalışacak, birisinin kendisi. Öyleyse mudarebe şirkete benzedi. İcara benzemedi. Şirkete benzedi. Ve eşbehetil müsakatu, müsakat da benzedi. El icarete, icareye benzedi. Adam ağaçlarını veriyor. Bu şirket değil de icareye verir ya insan, evini kiraya verir, dükkanını kiraya verir. Bu da ona benzedi. Fîmâ kad vesefnâ, bizim vesfettiğimiz bu meselelerde o da icareye benzedi. Sümme innâ kad recâna ilâ hükmül icâri. Peki madem icareye benzedi, müzâre, müsakat icareye benzedi. Öyleyse şimdi icareyi de öğrenelim bakalım ki icarenin hükmü ne? Nasıl bir adam istediği zaman bozabilir mi? Öteki adam istediği zaman vazgeçebilir mi? Keyfe? İcareye müracaat edelim ki onun hükmü nasıldır? Lina aleme bizalik, bu sebeple binelim keyfe hükmül keyfe hükmül müsakat, müsakatın hükmü nasıldır? Elleti kad eşbehteha, kad eşbehetha, icareye benzeyen müsakatın da hükmünü öğrenelim. Madem icareye benzettik, öyleyse icareyi bilelim ki müzare ve müsakatı da ona benzettiğimizden dolayı onun da hükmünü bilelim. Min heyyisü ma vesefna, vesfettiğimiz heysiyette. Fereynel icarat, bas, icare behslerine baktı. İcareler kaç türlü, kaç türlü icar var. Fereynel icarat, icarları gördük ki tekevü alâ vücuhin muhtelife. Bunlar da muhtelif teriklerle oluyor, muhtelif vecihler üzerine oluyor. İcarların hepsi bir türlü değil, birkaç türlü var. Feminha icaratun, bir kısım icaretler vardır ki alâ bülûğî müsâkâtin me'lûmetin. Bir, me'lûm müsâkat, yani ağaçları veriyor, me'lûm bir müddet zarfında, bu müddet bitinceye kadar çalışacak. Bi'ecrin me'lûm, me'lûm bir ücretle. Mesela ağaçlarını veriyor, ben bu fırmaları sana icareye verdim, sen bunları bir seneliğini yahut da iki seneliğini yahut da üç seneliğini kazancını al. Bu icareye veriyor. Bu icar. Bu müeyyen bir müddet oldu. Bir, feye caizetün, bu caizdir. Niye? Parayla icareye verdi. Onda kimsenin ihtilafı yok. Parayla oldu mu? Hiç kimseye itiraz etmez. Ve hâdâ veçhün minel icarat. İşte icarlardan birisi böyledir. Ve minhâ yine icarlardandır. Mâ yekav alâ emelin me'lûm. Müeyyen iş bir adamı tutuyor çalıştırmak için. Ona da bir müddet tayin ediyor. Müslü hıyâteti hâdel kamis. Terziye götürdün, dedin ki bu entariyi dik, bu paltoyu dik, bu cübbeyi dik. Bak şimdi müeyyen bir şeyi verdin, o müeyyen emel üzerine ücret istiyor. Diyor ki ben bu cübbeyi sana dikerim, şu kadar para alırım. Bu entariyi dikerim, şu kadar para alırım. Bu da müeyyen bir iş üzerine icaredir. Ve mâ eşbehe zâlik, bunun gibi. Bi ecrin me'lûm, onun da ücreti me'lûm. Feyekûnü zâlike izâ caizem, bu da caiz. Çünkü yapacağı iş me'lûm. O da ne? Bir entariyi dikmek, bir cübbeyi dikmek. Ve minhâ mâ yekav alâ müddetin me'lûme. Bir de var ki hayır, iş me'lûm değil de müddet üzerine icare oluyor. Kerrecülü yestecirur recüle. Bir adam bir adamı icar tutuyor, ücretli tutuyor. Elâ en yehdimehû şehre. Bir ay bana hizmet et. Yevmiye yahut bir gün yahut 15 gün. Bi ecrin me'lûm bir ücretle. Senin yevmiyen 70 riyal, 100 riyal. Yahut da bana bir ay hizmet et 1000 riyal, 1500 riyal. Şimdi bu adamın sen işini me'lûm değil, ne iş göreceği me'lûm değil ya. Bu adamın müddeti, senin yanında çalışma müddeti me'lûm. O da ne? Ya bir gün, ya bir ay, ya iki ay. Ama ne iş görürse görsün. Bu da caiz mi? فَيَكُونُ ذَٰلِكَ اِذَا جَائِزًا. Evet, فَذَٰلِكَ جَائِزُ نِيدَ. Bu da caiz. Öyleyse
فَحْتِيجَ فِي الْاِجَارَاتِ كُلِّهَا Bu icarelerin hepsinde mühtaç olundu. اِلَى الْوُقُوفِ عَلَى مَا قَدْ وَقَى عَلَيْهَا مِنْهَا الْاَكْدِ Akit bunların hangisi üzerine olmuş? Adamın müddetini mi? Yahut da işini mi? Yahut da verilen şeyin faydasını mi? Mesela dükkan verdin, oturacak. Faydası var. Arazi verdim parayla, ağaç verdim parayla, parası. Bu yapılan akitte hangisi var? فَلَمْ يَجُزْ فِي جَمِيعِ ذَٰلِكَ Bunların hepsinde caiz olmadı. اِلَّا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ İlla malum bir şey olacak. O malum da ne? اِمَّا مُسَاقَاتٌ مَعْلُومَي Ya kaç seneliğine o ağaçları vermişsin? وَاِمَّا عَمَلٌ مَعْلُومٌ Yahut da ne iş görecek? وَاِمَّا اَيَّامٌ مَعْلُومَ Yahut da kaç gün, o günler malum olacak, kaç gün çalışacaksa. وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْاَشْيَاءُ الْمَعْلُومَ فِي نَفْسِهَا Bu malum olan şeyler kendi nefsinde oldu. لَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اَبْدَالُهَا مَچُولَ Bunların bedellerinin meçhul olması caiz olmaz. بَلْقَدْ جُعِلَ قِلِنْدِ حُكْمُ اَبْدَالِهَا كُحُكْمِهَا Onların bedelleri de malum olacak. Madem bu icareye verdiğin şeyler malum oluyor, onun bedelleri de malum olacak. فَحْتِيجَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً Malum olmaya ihtiyaç oldu. كَمَا أَنَّ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ ذَلِكَ Ondan bedel olan şey malum olduğu gibi يَحْتَاجْ وَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا Onda bilinmesi lazım. وَقَدْ كَانَتِ الْمُضَارَبَاءِ Müdarebeye gelince تَقَوْ عَلَى عَمَلٍ بِالْمَالِ Mal ile amele vakı oldu. Parayı verdi, akit yaptılar ki bu malle çalışacaklar. وَلَا اِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ Peki ne kadar çalışacak, vakit ne kadar? Bedel meçhul. Bak bu müdarebede bedel. İçeride öyle değil. İçeride tuttuğunda malum, vereceğin ücret de malum. Müdarebede öyle değil. Sen parayı verdin ama adam ne kadar kazanacak kimse bilmez. Ne vakıta kadar? Onu da beyan edilmiyor. فَكَانَ الْعَمَلُ فِيهَا مَجْهُولًا Mudarebede amel meçhul. وَالْبَدَلُ مِنْ ذَٰلِكَ meçhul. Ondan gelecek kar o da meçhul. Ya, öyleyse bu müzara icare benziyor. Mudarebeye benzemiyor. فَقَدْ سَبَتَ فِي هَذِهِ الْاَشْيَاءِ اِلَّتِي وَصَفْنَا مِنَ الْاِجَارَاتِ وَالْمُدَارَبَاتِ Bu icarattan ve müdarebattan bu eşyalar hakkında beyan edilen hükümlere göre sabit oldu ki enne hükme kulli vahidin minha hükmü bedelihi müdarebenin hükmü onun bedelinin hükmüdü o müdarebeden amel meçhul olduğundan bedel de meçhul icarede müddet amel malum olduğundan bedeli de malum bu sabit oldu fema kâne bedeluhu ma'lûmen bedeli ma'lûm olan fela yecûzen yekûne fî nefsî illâ ma'lûmen onun nefsinde de ma'lûm olacak وَمَا كَانَ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ Nefsinde gayr-ı ma'lum olan, meçhul olan فَجَائِزُنَنْ يَكُونَ بَدَلُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ Onun bedelinin de gayr-ı ma'lum, yani meçhul olması caiz olur. ثُمَّ رَيْنَ الْمُسَاقَاتَ وَالْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ Bu üçünü gördük, müsakat, müzare, muamele ki لَا يَجُوزُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا Bunlardan hiçbirisi caiz olmaz. اِلَّا اِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ Müeyyen bir vakıtta olur ve müeyyen bir ücret üzerine olur, o vakit de caiz olur. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nazaren اَنْ لَا يَجُوزَ caiz olmamaktır. اَلْبَدَلُ مِنْهَا اِلَّا مَعْلُومًا Madem verilen, yapılan şey malum, onun bedeli de malum olacak. وَاَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا كَحُكْمِ الْبَدَلِ مِنْهَا Onun hükmü de bedelinin hükmü gibi. Yani o malum, o da malum. كَمَا كَانَ حُكْمُ الْاَشْيَاءِ اللَّتِي ذَكَرْنَا مِنَ الْاِجَارَاتِ وَالْمُضَارِبَاتِ حُكْمَ اَبْدَالِهَا Netekim yukarıda icarlarda ve müdarebede zikreyledik ya. İcarda iki taraf da malum. Nefsinde kendisi malum olduğundan bedeli de malum olacak. Müdarebede kendi nefsinde meçhul olduğundan onun bedeli de meçhul olabiliyor. Fakat sebete bin nazari sahih öyleyse kıyas ile sahih kıyas ile sabit oldu. En la tecûzel müsâkâtu ve lel müzâre'a Müsâkat olsun, müzâre olsun bunların caiz olmaması İlla bidderahimi ve denari illa dirhem ile ve ma eşbehehuma yahut dirhem dinara benzeyen şimdiki kağıt para gibi maden para gibi ya altın gümüşle yahut bunların yerine kaim olan bir parayla caiz olması lazım geldi. Bu eşbeh diye de minel urud eşya yahut da eşya verirsin. Ve hâde kulluhu işte bizim bu okuduklarımızın hepsi kavlu Ebi Hanife'de radıyallahu anhu fi hazel var. İmam-ı Azam'ın kavli budur. Müzare olsun, müsakat olsun,
alışveriş olsun, bunlar caiz olmaz. İlla ya altın ya gümüş ya bunların yerine kaim olan bir eşya ile olur. Yoksa üçte bir, dörtte bir ile olmaz. Al bu yeri de üçte bir bana ver, dörtte bir bana ver. Bu olmaz İmam Azam'a göre. İlla parayla olur. Ve emma Ebu Yusuf ve Muhammed ibn Hasan rahimahumullah emma imami fe innehumâ kad zehebâ ilâ cevâzihimâ cemiyan. Onlar dediler ki bunların hepsi caiz olur. Üçte birinden de caiz olur, parayla da caiz olur, dörtte birinden de caiz olur. Yani ister para olsun, ister üçte bir, dörtte bir olsun. Hepsi caiz olur. İyi ve tereken nezere fizali. İyi kıyas yaptık, kıyasen caiz olmaması lazım idi. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed kıyası terk ettiler. Dediler ki biz burada kıyasla amel etmeyiz. Niçin? Ve tebe'a ma kadra veyna fi hadel bab minel asar. Orada eserler var. Resulullah Efendimiz'den rivayet doğru var. Biz kıyası akli terk ederiz, nekli de amel ederiz. Bu eserler de kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayetler. Ve an eshabihi ba'dehu. Ashab-ı kiram Resulullah Efendimiz'den sonra amel ettiler. Biz bunlara tabi oluruz. Ve kalledâhâ fî zâlik. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunları teklid ettiler, tecviz ettiler. Demek ki mesela neticesi İmam-ı Ebu Hanife'ye göre parasız caiz olmaz. İmameyne göre de caiz olur. Senin erasın var. Üçte bir, dörtte bir yahut da hurma ağaçlarını veriyorsun. Üçte bir, dörtte birine İmameyne göre caiz. İmam-ı Azam'a göre caiz değil. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.